Putin için kara leke. Sözde Putin'in arabasının patlaması da çok belirsiz bir hikaye. 3 Haziran 2010 sabahı, Moskova'daki Kutuzovski Prospekt boyunca, Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu hükümeti toplantısına gittiği arabalardan birinde bir konvoy hareket ederken ne oldu? Reya Novosti'nin bildirdiği gibi, Moskova'nın merkezindeki Kutuzovski Prospekt'te, üst düzey yetkililerin güvenliğinden sorumlu Federal Güvenlik Servisi'nin resmi bir temsilcisi, Başbakan Vladimir Putin'in konvoyundan gelen arabalardan birinin direksiyona zarar verdiğini söyledi. İncelemenin ardından FSO görevlileri, olayın nedeninin taşıt yolunda beliren metal bir nesne olduğunu tespit etti. Sonuç olarak, tekerleğin basıncı düşürüldü dedi kaynak olaya rağmen hükümet başkanı hiç gecikmeden Beyaz Saray'a geldi, dedi. Buna karşılık, Rus özel servislerinden birindeki üst düzey bir kaynak, Kutuzovski olayı hakkında yorum yaparak, başkentin merkezinde, korunan kişilerin ulaşım yollarından birinde yabancı cisimler var, şeklindeki şaşkınlığını dile getirdi. Aynı günün akşamı, 3 Haziran 2010, online yayın gazeta. Eko of Moscow, radyo istasyonunun yayınına atıfta bulunarak, bu olayın bir görgü tanının sözlerini aktardı, bir kortej gidiyordu. Bir restorantın önünde Putin'in arabasının altından dumanlar çıkmaya başladı. Net değildi, özellikle orada ne olduğu net değildi. Duman gitti. Bütün arabalar bu Mercedes'i çevrelemeye başladı, FSO ciplerden kaçtı, etrafını sardı, Premier'i, onun nakletti dedi. Kaynak ayrıca olanların bir kısmının video görüntülerinin olduğunu iddia ediyor. Putin'in arabasıyla yaşanan olayın başka bir versiyonu olarak, gizemli metal nesneye ek olarak, o zaman kulağa şu geliyordu, Putin'in, verleşme, çarkının kanalizasyon kuyusunun aralık Rogar'ına uçtuğunu söylüyorlar. Açıkçası, her iki neden de incelemeye dayanmıyor. Ve bu yüzden, Açık internet kaynaklarında Putin'in Mercedes'inin açıklamasını bulmak oldukça kolay. Vladimir Putin, zırhlı bir limuzin Mercedes-Benz S600 Guard Pullman ile Moskova'yı dolaşıyor. Arabanın uzunluğu 6,2 metre, ağırlığı ise yaklaşık 3 ton. Makine üzerinde en gelişmiş koruma sistemleri kuruludur. O araba Putin'e Rusya'nın ilk cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'den miras kaldı. Putin'in arabası, 400 beygir gücünde 6 litrelik ve 12 motorla donatılmıştır. Bagaja yerleştirilmiş bir video kamera, limuzinin arkasında neler olup bittiğini gözlemlemeye yardımcı olur. Aracın iletişim ve güvenlik sistemleri son derece gizli tutulmaktadır. O aracın zırha ateşli silahlara ve el bombası patlamalarına karşı dayanıklıdır ve saldırıdan sonra araç hareket kabiliyetini korur. Pulman sadece zırhla kaplı değildir, zırhtan yapılmıştır. Zırh plakaları vücudun güç yapısının bir parçasıdır. Yani sadece gövde değil, tüm yapı zırhlıdır. Bu sınıftaki arabaların tekerlek lastiklerinin de özel siparişle yapıldığı bilinmektedir. Güçleri o kadar büyüktür ki, ateşli silahtan atılan kurşunla delinemezler. Bu nedenle, 3 tonluk süper zırhlı bir üye taşıyıcının özel tekerleğinin, bir kanalizasyon kapağıyla veya kazara karayoluna düşen bir tür demir parçasıyla çarpışma sonucu, basıncı azaltabileceği, versiyonu çok görünüyor. Çok şüpheli. Ayrıca Kutuzovski Prospekt, Moskova'nın merkezidir. Vüklerin arabalarla geçişi, kural olarak meydana gelebilecek tüm sürprizlerin ve mücbir sebeplerin dikkate alındığı, kanıtlanmış ve kanıtlanmış bir rota boyunca bir harekettir. Bu nedenle, Vladimir Putin'in takip ettiği arabanın direksiyonu üzerindeki dış etkinin versiyonu daha muhtemel görünüyor. Primorski bölgesindeki olaylar, öldürülen GRU tüm generali Anton Surikovnatkoho, Vladimir Putin'in arabasıyla ilgili kaza hakkındaki bu hikayeler neden? ve hepsinin Novaya Gazeta'daki yayından Kiril Rogov'un düşüncelerini doğruladığı gerçeğine bugün Rusya'da var olan devlet idaresi makinesi duruyor ve yavaş yavaş içeriden aşırı ısınmaya başlıyor. Açıkçası, hiç kimse bu aşırı ısınmadan muaf değildir. Mevcut devlet idaresi sisteminin yaratıcısı Vladimir Putin dahil. Sabotaj operasyonu Nisan 2010'un sonunda, Vladimir Putin başkanlığındaki Rusya Federasyonu hükümeti, rezerv fonu ve ulusal varlık fonunun büyüklüğü hakkındaki bilgileri sınıflandırdı ve Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nı veri yayınlama yükümlülüğünden kurtardı. Bu fonların durumu böyle bir sipariş, çevrimiçi yayın gazete tarafından bildirildiği gibi. 1 Şubat 2012 tarihine kadar geçerli olacaktır. Ayrıca, 1 Ocak 2013 tarihine kadar Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı'nın petrol ve gaz bütçe gelirlerinin alınması ve harcanması ve bunların bu fonlara aktarılmasına ilişkin verileri yayınlaması artık gerekmemektedir. 21 Nisan 2010 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi metni bu önlemi basitçe açıklıyor. Bu kararname, Rezerv Fonu ve Ulusal Refah Fonu'nun ikmalinin belirtilen tarihlerden önce sağlanmamasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, bunun nedeni, bu yıllarda ülke bütçesinin açık vermesi planlanıyor ve bu nedenle, daha önce fonları dolduran tüm fazla petrol ve gaz gelirleri artık yalnızca federal hazineye gidecek. Mali analistler bu haberi olumsuz değerlendirdi. Rus Kapital Yönetim Şirketinin baş ekonomisti Alejei Logvine göre artık fonların durumu hakkında yalnızca tahminde bulunulabilir ve bu yaklaşımla kaçınılmaz olarak rapor etmemenin daha iyi olduğu tamamen olumlu olmayan bir şeyin olduğuna dair şüphe ortaya çıkıyor. Sovlink LLC'nin analitik departmanı başkanı Mikhail Armiakov Kararın Rus egemen Eurobondlarının yeni ihraçlarının yerleştirilmesinin bir parçası olarak yatırımcılarla yapılan bir dizi toplantının ardından alındığına dikkat çekiyor. Uzman, görünüşe göre yatırımcılar bu fonlar hakkında bazı hoş olmayan sorular sormuş ve bu da Rus liderliğinin onlar hakkındaki bilgileri kapatma arzusuna neden olmuş diye şüpheleniyor. Ona göre böyle bir yakınlık Moskova'yı bir dünya finans merkezi haline getirme hedefiyle bağdaşmıyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in açıklığa ve modern Rusya'nın daha fazla demokratikleşmesine yönelik ilan ettiği gidişata pek uymuyor. Sabotaj, belki de bu, Rus bürokrasisinin her düzeyde Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev'in talimatlarını nasıl yerine getirdiğini kısaca tanımlayabilir. Alman Der Spiegel dergisinde daha önce alıntılanan bir makale, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in iki yıllık serbestleştirme çabalarının iç karartıcı sonucunu şöyle özetliyordu. Ayrıca, Yozlaşmış İçişleri Bakanlığı'nda reform yapmaya çalıştı, ancak görevden aldığı polis şefleri, hükümetin emriyle daha yüksek mevkilerde yeniden ortaya çıktıkça, girişimleri hızla engellendi. Bu durum, tahmin edilebileceği gibi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'i pek tatmin etmiyor. Pek çok dikkatli gözlemcinin gözünden kaçmayan olayı açıklayabilecek olan bu memnuniyetsizliktir. Mayıs 2010'un son günlerinde, Moskova yakınlarındaki Vunukova'daki Güneybatı Su İstasyonu'nda Rusya Federasyonu Devlet Konseyi Başkanlığı toplantısı yapıldı. Yüksek toplantıda ekolojinin sorunları ve bunları çözmenin yolları tartışıldı konuşma diğer şeylerin yanı sıra Baykal Gölü'ndeki ekolojik duruma değindi. Rusya Devlet Başkanı konuşmasında ekolojinin 2003 yılından bu yana devlet başkanı düzeyinde tartışıldığını ancak yerine getirilirse tüm talimatların sadece kısmen olduğunu hatırlattı. Ondan sonra sert ve özlü bir şekilde "7 yıldır hiçbir şey yapmadılar." dedi. Olayla ilgili haber yapan Reuters haber ajansı, Dimitri Medvedev'in selefinin kararlarını nadiren eleştirdiğini, ancak 27 Mayıs 2010'da kendisine bunu yapmasına izin verdiğini kaydetti. Vedomosti gazetesinin haberine göre, 21 Haziran 2010'da Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı talimatlarının uygulanmasına ilişkin bir toplantı yaptı ve süreye uymayan hükümet yetkililerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Dimiti Medyedev, yakın gelecekte bir karar vermemiz ve talimatları yerine getirmek için son teslim tarihlerini ihlal etmekten suçlu olanları gösteren bir liste sağlamamız gerekiyor, dedi ve suçluların kovulmaya kadar ve dahil olmak üzere ciddi cezalarla karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı, nihai olarak kimlerin ve hangi cezaların verildiğinin de listede belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Devlet Üniversitesi İktisat Yüksekokulu Devlet ve Belediye İdaresi Fakültesinde doçent olan Pavel Kudikin, "Mevcut bürokratik sistem o kadar hantal ki tam olarak kimin cezalandırılacağı belli değil." dedi. Dimitri Medvedev'in ve Domosti gazetesine yaptığı toplantı hakkında yorum yapan Pavel Mihaylovich, makul bir şekilde Cumhurbaşkanının talimatı Başbakan'a verdiğini, ardından bu konudan sorumlu Başbakan yardımcısına ve doğrudan uygulayıcıya indiğini makul bir şekilde kaydetti ve genellikle siparişin hangi seviyede takılıp kaldığı net değildir. Pavel Kudikine göre bu hem mevcut başkan hem de önceki başkan için bir sorun. Ve liste görünürse, temelde uzun süredir kovulmaya çalışılan ancak bir sebep bekleyen oldukça rastgele insanları içerecektir ve Domosti gazetesinin bir başka yorumcusu, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Kontrol Dairesi Başkanı, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı rütbesinde Konstantin Şayçenko, biraz iyimserlikle, 2010 başından bu yana infazın devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı talimatlarının zamanında yerine getirilmesi %68'e kadar arttı. Ancak, resmi Şayçenko'nun yorumundan istemeden de anlaşılacağı gibi, genel çalışkanlık seviyesi canavarca düşük, sadece her beşinci emir yerine getiriliyor. Uygulamada çoğu zaman olduğu gibi, emirlerin bu yüzde yirmisinin çoğunun yalnızca kağıt üzerinde yürütüldüğü göz önüne alındığında, gerçekte uygulama yüzdesinin daha da düşük olduğu görülüyor. Düşünelim. Kremlin yetkilisine göre, 2010 yılında Rusya Federasyonu Başkanı'nın emirlerinin yalnızca %20'si yerine getirildiyse, söylendiği gibi 2010'daki büyüme %68 idi, o zaman bundan önce infaz yüzdesi neydi? Cevap basit, %12'den fazla değil. Gerçekte bürokratik dogmatizm dikkate alındığında bu rakamın daha da mütevazı, yani 5-6 olduğunu düşünüyoruz. Özünde bu bürokratik ve yönetsel bir çöküştür. Ve bu çöküş, 2000'ler boyunca Vladimir Putin ve ortakları tarafından gerçekleştirilen ve herkesi yalnızca eylemlere inanmaya teşvik eden çok sayıda idari reformdan sonra geldi. Rusya Federasyonu hükümetine başkanlık eden kıdemli tan demokrat, Vladimir Putin'in, başbakan olarak görev yaptığı ilk yıllarda, Rusya Federasyonu'nun en yüksek yetkilisi olan Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının uygulanmasından doğrudan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Rusya Federasyonu hükümeti fiilen idam edilmedi. 7 Mayıs 2008'de Dimitri Medvedev ilk kararnamelerinden birini imzaladı. 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine konut sağlanmasına ilişkin 714 sayılı kararnameydi. Bu kararnameye göre 2010-2011 yılları arasında barınaksız savaş gazilerine sağlanacak ve işin büyük bir kısmının Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 65. yıl dönümüne kadar yani 9 Mayıs 2010 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. 4 Mayıs 2010'da Rusya Federasyonu Bölgesel Kalkınma Bakanı Viktor Basargin şunları söyledi, daha iyi barınma koşullarına ihtiyaç duyan gazilere apartman daireleri sağlamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi tamamen uygulandı. Bu gerçekten böyle mi? Tabii ki değil. Moskova'da bile şimdiye kadar, 2011 yazına kadar, yaklaşık 50 cephe askeri yeni dairelerin anahtarlarını almadı. Eyalet hakkında ne söyleyebiliriz? Haftalık bizim versiyonumuz dergisinin 17 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan sayısında Igor Dimitriev'in "Bir Gazi'nin Son Dövüşü" başlıklı yazısı yayınlandı. Makalenin alt başlığı, Büyük Zafer'in yıl dönümünde Gazi Kuyruğunun ortadan kaldırılmasıyla gelişen durumu çok güzel anlatıyor. Savaşa katılanlara bedava konut verilmesi, başka bir vitrin süslemesine neden oldu. Gazeteye göre bu vitrin süslemesinin ölçeği şöyle, bakana göre, bugüne kadar 28.494 gazi yeni eve taşınma partisini kutladı. Aynı zamanda, Mayıs 2008'de gaziler kuyruğunun tasfiye edilmesine karar verildiğinde, içinde 55.000 kişi vardı. Üstelik 4 Mayıs itibarıyla 84.3 bine yükseldi. Başarginin açıkladığı gibi, yalnızca konut kuyruğuna 1 Mart 2005 tarihinden önce katılan gazilere daire sağlandı. Geri kalan her şeyle birlikte bakan, federal bütçeden bölgelere ek 40,1 milyar ruble tahsis edilen sorunu 2010 yılı sonundan önce çözme sözü verdi. Ancak yetkililerin son 2 yılda barınma sorununu yalnızca 28,5 bin gazi için çözdüğünü hesaba katarsak, o zaman mevcut hızda tüm cephe askerlerinin barınma sorununu çözmek en az 3 yıl daha alacaktır. Konut kuyruğunda duran gazilerin sadece dörtte birinin daire aldığını hesaplamak kolay tüm bürokratik, cehennem çevrelerinden, başarıyla geçmek ve imrenilen listede yer almak için bir sürü sertifika toplamak, her gazinin yapamayacağı bir başarıdır. Yetkililer başvuru sayısını azaltmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada başka hangi yorumlara ihtiyaç var. Bölüm 6. Üçüncüsü gereksiz değil. Daha önce bahsettiğimiz Boris Mazon’un kitabında, Moskova'ya karşı St. Petersburg veya VV 2003 yılında yayınlanan Putin adlı makalesinde, Rusya devlet başkanı olarak Putin'in gelecekteki halefini karakterize eden çok ilginç satırlar var, Dimitri Medvedev. Putin'in yakın çevresinin en karanlık ve az bilinen üyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Görünüşe göre bilgi eksikliğinden dolayı ona personel gurusu deniyor. Ham olarak aynı sözler artık Vayacheslav Volodin için de geçerli olabilir. 21 Ekim 2010'da gerçekleşen Rusya Federasyonu Hükümeti Genel Kurmay Başkanlığı'na Başbakan Yardımcısı rütbesiyle atanması, ülkenin siyasi seçkinleri arasında bir miktar kafa karışıklığına neden oldu, ondan önce Volodin, daha iyi tam olarak Birleşik Rusya'nın bir politikacı ve üst düzey parti görevlisi olarak bilinen, Rusya Federasyonu devlet gücünün yürütme organlarında, özellikle Rusya Federasyonu hükümetinde hiçbir zaman çalışmamıştı. Yalnızca parlamento faaliyetleri ve Birleşik Rusya'nın parti inşası ile uğraşan Vayaçeslav Volodin, Mart 2008 Devletimir Putin Beyaz Saray'a taşındığında Beyaz Saray tarafından rağbet görmüyordu. Ancak, iktidardaki tandemin siyasi geleceğine karar verme zamanı geldiğinde, birdenbire ona ihtiyaç duyulduğu ve sadece ihtiyaç duyulmadığı, aynı zamanda Bakanlar Kurulu Başkanı'nın kilit görevinde olduğu ortaya çıktı. Dimitri Medvedev'in Kremlin'deki ilk atamasının, Vladimir Putin'in başbakan olduğu 9 Kasım 1999'da aldığı Rusya Federasyonu Hükümeti Genelkurmay Başkan Yardımcısı pozisyonu olduğunu hatırlayın. Putin'in niteliklerini değerlendirmek için bolca zamanı olan Volodin, hemen daha yüksek bir seviyeye atandı, bu da Vladimir Vladimirovich'in yeni mevkidaşına yüksek derecede güvendiğini gösteriyor. Şimdi Volodin yalnızca Bakanlar Kurulu'nun iç personel politikasının tüm kaldıraçlarını elinde tutmakla kalmıyor ve ihtiyaç duyduğu insanları Rusya Federasyonu hükümeti yapısında temelde önemli konumlara yerleştiriyor. Aynı zamanda Putin'in örgütsel karargahına da başkanlık ediyor. Tüm Rusya Halk Cephesi VV'nin Kampanya Merkezi Başkanının görevlerini şimdi gizlice yerine getiren odur yeniden Rusya devlet başkanı olma arzusunda olan Putin'den çok az şüphe var. Mayıs 2011'de Rusya'nın önde gelen yüz politikacısı, derecelendirmesini derleyen Nezavisimaya gazete analistlerine göre, Vaya Volodin, siyasi etkisinin derecesi açısından, aralarından bu kadar önemli rakamların önünde, şimdiden 6. sıradaydı. Sergey Narishkin, Igor Shuvalov, Sergey Ivanov veya Dimitri Kozak olarak St. Petersburg ancak Nisan ayında 12. sıradaydı. 2007 sonuçlarına göre, Dimitri Medvedev'in cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra Vyacheslav Volodin'in yalnızca 51. sırada yer aldığından, o sırada güçlü bir etkiye sahip olan kişiler listesine hiç dahil edilmediğinden bahsetmiyoruz. Ülkedeki siyasi süreçler Şimdi Volodin, bir kamu siyasetçisi olarak, Putin ve Medyedev dışında, Kudrin, Sechin ve Surkov'dan sonra ikinci sırada, bilinen koşullar nedeniyle, her zaman, gri kardinaller, rolünü oynayan ve gitmesi pek olası olmayan figürler. Rollerinin dışında. Bu da Vyacheslav Viktorovic'i, tabi ki tüm çelişkilerini çözen iktidar, tandem, bu kartı oynamaya karar verirse, Rusya devlet başkanlığı görevi için en olası yarışmacılarla aynı seviyeye getiriyor. En azından, Vyacheslav Volodin, Vladimir Putin'in 2012'de yeniden cumhurbaşkanlığı alması durumunda hazır bir başbakan. Her halükarda, bir süre sonra analistlerin, Moskovalılar ile ittifaka giren ve yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlayacak olan Saratovlar gibi bir siyasi fenomeni belirtmek zorunda kalacakları göz ardı edilemez. St Petersburg olanlar En azından Moskova'da bu sürecin tezahürünün bazı örnekleri geçen yıldan beri gözlemleniyor. Ama Vaya Volodin hakkında ne biliyoruz? Kitap bilgi kaynağıdır. Aslında, Vyacheslav Volodin, siyasi kariyerini büyük ölçüde kendi nitelikleri nedeniyle hem saygıyı hem de küçümsemeyi hak eden, yapan Putin ekibinin neredeyse tek temsilcisidir. Kariyer basamaklarını Sovyet yönetimi altında bile hızlı bir şekilde tırmanmaya başlayarak, Yeltsin altında ve ardından Putin altında yeni zirveleri başarıyla aşmaya devam etti. Biraz Medvedev'in altında ayaklar altına aldım ve tekrar tırmandım hiç rezillik yaşamadığını, hata yapmadığını söylemek yanlış olur. Bu da oldu. Ama aynı zamanda, her zaman tatsız bir durumdan bir çıkış yolu buldu ve sonra sadece orijinal konumuna geri dönmekte kalmadı, aynı zamanda daha da yükseldi. Andrei Makareviç'ten alıntı yaparak şunu söyleyebiliriz, her şeyin nasıl başladığını hatırlıyoruz. Saratov bölgesindeki CPSU bölge komitesinin çok etkili bir sekreterinin kızıyla başarılı evliliği sayesinde siyasi kariyerine erken başlayan Ilya Chestovolodin, neredeyse 30 yaşına kadar uçup gitmesiyle ilgili çok fazla değil, çok karmaşık komplekslere sahipti. Komünist Partide üretken bir kariyer üyeliği, ancak genç yaşında toplum içinde daha yaşlı ve daha sağlam görünmeye çalışıyor. Daha sonra 40'ından sonra daha genç görünmeye başlayacaktı, zaten kel bölgeleri ve karnı hakkında karmaşıklaşmaya başlayacaktı ve sonra 1990'ların ilk yarısında ona göründüğü gibi muhteşem bir bıyık ve şişkinlik çıkardı. Gözleri aslarına kızdığında onları korkunç bir şekilde şişirdi ve onların hayranlıktan çok itaatkar bir şefkat göstermesine neden oldu. Siyasi analist Piotr Krasilnikov, Saratov bölgesinin 30 yaşındaki başkan yardımcısının dışsal davranış modeli üzerine ironik bir şekilde, kaşlarını çatma şekli, ayağını yere vurma şekli ziyaretçiyi şaşkına çeviriyor, diye tekrarlamayı severdi. Dumavaya Çesta Volodin bir bira içerken, o zamanlar Vayacesta Volodin'in yakın çevresinin bir parçası olan herkesten, belki de sadece Nikolay Pankov, o sırada Saratov bölgesel Duma VV Volodin, patronunun böylesine, zorlu, bir görünümünün tüm ucuz iddiasını anladı. Volodin'den bir yaş küçük olan ve onu öğrencilik günlerinden beri tanıyan Nikolay Pankov, patronuna her zaman sadece vurguyla değil, aynı zamanda bir tür mazoşist saygıyla, örneğin General Poskrebyshev olan kusursuz bir aparatçık örneği olarak davrandı. Generalissimo Stalin altında aslında bu kalitesi sayesinde, bir kırsal traktör sürücüsünün ancak hayal edebileceği her şeyi başardı, şimdi N.V. Pankov, Birleşik Rusya'dan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması üyesi, Rusya Federasyonu Devlet Duması Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşası Komitesi Başkan Yardımcısı, Genel Konsey Başkanlığı üyesidir. Birleşik Rusya İkincilik Partisi ve Nikolay Vasilievic'in kendisinin de hiç şüphesi olmadığı gibi, Rusya Federasyonu'nun Avrupa kısmındaki bazı sübvansiyonlu bölgelerin valisi olarak 5 dakika olmadan, ve sonra, 1994'te Nikolay Pankov, patronunun ona işaret etmeyeceği en küçük işleri bile yapmak zorunda kaldı. Örneğin, ilk toplantının Saratov Bölgesel Duması milletvekilleri adaylarının tüm biyografilerini, tüm seçim programlarını ve propagandalarını yeniden yazdırın. Buna seçmenlerin oylarının dağıtım programlarını sağlayarak seçimlerin resmi sonuçlarını ekleyin, toplanan tüm materyalleri derleyin ve Saratov bölgesinin çeşitli yasal düzenlemeleriyle tamamlayın, böylece daha sonra tüm bunları V.V. Volodin ve düzenleyen. Profesör V.V. Volodin bu şaheser eser, 1994 yılının sonunda 500 nüsha olarak basıldı ve Ocak 1995'te bir tür en çok satanlar olarak Rospekat'ın tüm büfelerinde duruyordu. Aslında Rusya'nın en son siyasi tarihinin meraklı araştırmacıları için 15 yıl sonra böyle oldu. Ancak o zaman bile sadece kahkahalara neden olan içeriği nedeniyle değil, bu yayını yayına hazırlayan yayın ekibinin benzersiz bileşimi nedeniyle Resmi olarak, bu monografinin başlık sayfasında, gazeta, yayınevi ve matbaası belirtilmiş, ancak bu yayınevinin kitabı hazırlayan çalışanları arasında N.V. Pankov ve I.E.V. o sırada Saratov Bölge Duması ve V. Volodin ve kelimenin tam anlamıyla patronunun sekreterliğinden çıkmadı. 20 yaşındaki Vanya Lobanov aslında Volodin'le ve hatta çoğu zaman Pankov'la iş başındaydı, şunu ver, getir, e git, karışma. Nomenklatura hizmetinin zorluklarına sabırla katlanmak, düzeltici Ivan Nobanov hızla siyasi zirvelere ulaştı. Halihazırda Birleşik Rusya'dan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması üyesi, Rusya Federasyonu Devlet Duması Medeni, Ceza, Tahkim ve Usul Mevzuatı Komitesi Başkan Yardımcısı, Genel Başkanlık Divanı üyesi Birleşik Rusya FEP Konseyi o, Volodin'in talebi üzerine, 21 Haziran 2010'da Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcılığına Dışişleri Bakanı rütbesine ve ardından, Ocak'ta atanacak. 28 Ekim 2011, Rusya Federasyonu Hükümeti Kamu Hizmeti ve Personel Dairesi Başkanı. Şimdi bu heybetli hödükte, sabahtan akşama Volodinski resepsiyonunun etrafında bir elektrikli süpürge gibi uçan o çevik, ağzı açık çocuğu tanımıyorsunuz. Ancak bu tarihi kitap yalnızca üzerinde yorulmadan çalışan teknik editör ve düzeltmen figürleri için önemli değildir. Bu şüpheli çalışmanın bilimsel önemini doğrulamak için kamu otoritelerini feda etmeyi kabul eden eleştirmenler çemberi de çok belirleyiciydi. Örneğin, Yegor Gaydar'ın ortağı, Robt, Rusya'nın seçimi, eş başkanı Valeri Davidov'da vardı ve daha sonra, Ayatskov ve Volodin Saratov bölgesinin efendisi olduklarında, bölge şubesi başkanlığını alacak olan Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu'ndan, ancak daha sonra onlarla çatışmaya girdi ve ciddi zehirlenmenin ardından şirket arabasında öldü eyaletin başında duran Ayatskov ve Volodin'in ardından, Rusya Demokrat Partisi, Ulusal Komitesi Sekreteri 30 yaşındaki Oleg Karpov, tüm siyasi alanı kendileri için temizledi. Çalışacak ve bir yıl sonra kendisine çok sayıda bıçak yarası nedeniyle kendi dairesinde ölecek ve Volodin gibi, hukuk diktatörlüğünün kurulmasından sonra, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Saratov Bölge Komitesi Sekreteri Valeri Raşkin, Saratov Bölgesel Duması Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen üçüncü gözden geçiren Saratov Bölgesi'nde, Yayaçk tarzında. Hem Vali Ayatskov'un kendisine hem de ilk yardımcısı Volodin'e sert bir muhalefet yapacak. Bununla birlikte, Raşkin'in muhalefetinin dış tarafının arkasına neyin gizlenebileceği aşağıda tartışılacaktır. Şimdi Valeri Raşkin, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması'nın Komünist Parti'den bir milletvekili, Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Uzlaşmaz Düşman Vayacheslav Volodin. Ama sonra 1994'te üçü de Profesör Volodin ile açıkça dostane ilişkiler içindeydiler ve isimlerinin bu bilimsel çalışmanın ağırlığının ikna edici kanıtı olarak kullanılmasını isteyerek kabul ettiler. O arada, Profesör V.V. Volodin bu çalışmayı düzenledi, monografın yazarı V.V. tahmin edebileceğiniz gibi, Profesör ile aynı kişi olan Volodin, Rusya Kamu Yönetimi Akademisi'nin, RAKS, öğrencisi olarak listelendi, çünkü Vyacheslav Viktorovich'in arkasında sadece Saratov Enstitüsü vardı. Tarımsal Mekanizasyon, Simş bunları. Mi, ancak bu, kitabı, yazdığı sırada Volga Bölgesi Kamu Yönetimi Akademisi'nde, Paks, devlet binası ve yönetimi bölümünü başarılı bir şekilde yönetmesini engellemeyen Kalin'in. O arada, yakın zamana kadar Vayacestav Volodin, şimdi P.A.'nın adını taşıyan Volga Bölgesi Kamu Hizmeti Akademisi'nde Anayasa Hukuk Bölümünde profesördü. Stolipin ve yarı zamanlı olarak Moskova Devlet Üniversitesi'nde Devlet İnşaat Departmanı'na başkanlık etti. MV Lomonosov 50 yıl sonra Rus bilimi ve eğitimi tarihçileri nihayet ve ve nin inceliklerinde kafası karışacak. Volodin aynı anda Pax profesörü ve Raks öğrencisi olmanın nasıl mümkün olduğunu anlamadan Smith'te teknik bilimlerde doktora yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı St. Petersburg Enstitüsü'nde hukuk alanında bir doktora tezini nasıl savunabileceklerini anlamayacaklar, hatırlıyoruz, Sobak da öğretti, bunun için Kuzey Başkenti'ne gitmeye gerek olmasa da, Saratov'un kendi avukat odası var. Ancak hukuk diploması aldıktan sonra sadece bir yıl içinde hukuk doktoru olmak muhtemelen sadece St. Petersburg'da mümkündür. Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yüksek Tasdik Komisyonu Başkanlığı üyesi V.V. Volodin muhtemelen daha iyisini biliyordu. Fursenko veya Sadovnich'inin yerine mi? 2009 baharında, Vayacesta Volodin'e karşı çok yönlü bir kombinasyon oynandı ve bu, neredeyse federal bir politikacı olarak kariyerinin sona ermesine yol açtı. Asla kamuoyuna açıklanmayan bu hikaye, gölge tandem için ciddi bir güç testiydi tam olarak neden bahsediyoruz? Volodin'in o sırada yürüttüğü Birleşik Rusya WFP Genel Konseyi Başkanlığı Sekreterliği görevi, seçilmiş bir parti pozisyonudur. O zamana kadar, Vyacheslav Viktorovich üst üste ikinci dönem için bu pozisyondaydı, bu nedenle Birleşik Rusya tüzüğü ve diğer parti belgeleri tarafından sağlanan personel rotasyonu yakında takip edilecekti. Vayacesta Volodin için diğer istihdam seçeneklerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı pozisyonu ve MVMV Lomonosov. Her iki seçeneğinde çok gerçek bir temeli vardı. Hangisini sırayla analiz edeceğiz? İlk sandalyeye gelince, VV Birleşik Rusya Partisi'nin sosyal projelerinin uygulanmasının bir parçası olarak yeni eğitim kurumları açmak ve mevcut olanları modernize etmek için ne kadar çaba sarf ettiğini bilerek modern Rusya'da yüksek öğrenimin gelişiminde Volodini inkar etmek zor. Ayrıca mevcut Bakan ağa. Fursenko, esas olarak Birleşik Devlet Sınavı etrafındaki skandal nedeniyle, o zaman bile, hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanın sesini dinlemek zorunda olduğu kamuoyunda tahrişe neden oldu. Bu nedenle, Andrei Alevandrovich'in Vayaçesta Viktorovic ile değiştirilmesi çok muhtemel bir personel ataması olarak görüldü. Ayrıca, görünüşe göre bu konunun alaka düzeyi, Vyacheslav Volodin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Başbakan Yardımcılığı görevine atanana kadar Ekim 2010'a kadar kaldı. Bu sonucun dolaylı bir kanıtı, 21 Haziran 2010'da Saratov'da ikamet eden 36 yaşındaki Volodin'in koruyucusu, Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili, Birleşik Rusya Genel Konsey Başkanlığı üyesi olmasıdır. Parti 4 Lobanov, devlet bakanı rütbesinde Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı görevini aldı. Daha sonra birçok gözlemci, bu bakanlığı patronunun gelişine hazırlamak için İvan Vasilyevich'in mesleğini değiştirdiğini kaydetti. Tabii ki Fursenko'nun kendisi, yanında klasik bir üniversite eğitimi olmayan Volodinski casusunun varlığının pek neşe getirmediği bu konuda tahminde bulunmadan edemedi. Daha sonra, Putin ve Medyedev nihayet Volodin'in siyasi geleceğine karar verdiklerinde, yeni yetkiler alan Maya Çestar Ivan Vasilyevich'i Beyaz Saray'a sürükleyecek, yukarıda belirtildiği gibi, 28 Ocak 2011'de Ö.V. Lobanov, Rusya Federasyonu Hükümeti Kamu Hizmeti ve Personel Departmanı'nın direktörü olarak atanacak. Dayı için bu kilit pozisyonu güvence altına alan Çestav Volodin, tüm bakanlıklar ve departmanlardaki personel atamalarını etkilemesini mümkün kılan ana idari kaynağı emrine verdi. Şimdi, iki yıl önce Volodin'in deparladığı ikinci sandalye hakkında. Moskova Devlet Üniversitesi ve A'nın şu anki rektörü. Sadovnici 3 Nisan 2009'da 70 yaşına bastı. Bu, Moskova Devlet Üniversitesi tüzüğünün üniversitede en yüksek pozisyona sahip bir kişi için izin verdiği yaş sınırını aştığı anlamına geliyordu. Viktor Antonovich'in rektörlük süresinin yalnızca 18 Kasım 2010'da sona ermesine rağmen, baharda yeni bir rektör seçmeye karar veren ilgili güçler vardı. Ancak o sırada net olmayan bir nedenle gürültülü kampanya Sadovnici'nin değiştirilmesi sonbahara ertelendi. Haziran 2009 baharında Moskova Devlet Üniversitesi çevresinde. Lomonosov Rektör Sadovniç'in hem üniversitenin hem de kendi itibarını büyük ölçüde lekeleyen savunma pozisyonu aldığı sözde derecelendirme skandalı patlak verdi. Şimdi netleşiyor, Volodin'in kariyeri Beyaz Saray'da yürümeseydi, Kasım 2010'da Moskova Devlet Üniversitesi'nde farklı bir rektör olacaktı. Ancak hem Volodin hem de Sadovniç çok şanslıydı. En azından tanınmış bir bilim adamı tarafından yönetilmeye devam eden üniversitenin kendisi daha az şanslı değildi. Yukarıda açıklanan olayların arifesinde, yani Şubat 2009 sonunda Moskova Devlet Üniversitesi'nin duvarları içinde, Siyasal Bilgiler Fakültesinde yukarıdan bir işaret olmadan yeni bir alt bölüm oluşturulduğu hatırlanmalıdır. Başkanlığındaki Devlet İnşaat Departmanı Profesör V.V. Volodin ve Moskova Devlet Üniversitesi Akademik Konseyi üyeleri arasında, Vayaçeslav, Viktorov için, yeni rektör olarak şiddetle tavsiye edileceğine dair ısrarlı söylentiler yayıldı. Homurdanan eski Moskova profesörleri, sözde yalnızca Volodin'in Moskova Devlet Üniversitesi rektörünün koltuğunda kısa bir süre oyalanacağını söyleyerek güvence verdiler, serçe tepelerinden başlamak onun için daha uygun olurdu. Yuri Luzkov'un değiştirilmesi sorunu Kremlin'de gündeme gelir gelmez, başkentin belediye başkanlığı görevine aday. Ancak Volodini Moskova entelijansiyasının belirli bir sembolü yapmak için, örneğin, GKH 1980'lerin sonunda Popov, cesaret edemedi. Görünüşe göre, Volodin'in her zaman, yabancı, kaldığı büyük şehir nomenklatura değil, Luzkov ve Primakov ile anavatanın yaratılmasıyla uğraştığı yıllarda bile, tüm Rusya hareketi bu projeye isyan etti, ancak ayrıca, birçoğu için kariyer basamaklarını hızla tırmanan Mayacesta Viktorov için, yalnızca parlak, seçkin bir kişilik olarak değil. Hala gizli bir tehdit oluşturduğu Putin'in zorunlu askerlik Petersburg grubu. Ancak bu, 2009 Davaya Çesta Volodin'i rahatsız etmeye başlayan bir dizi sorunun yalnızca başlangıcıydı. İslami Faktör, Merzikanov, Surkov ve Kadirov 2009 yılının Mayıs ayının ortalarında, D.A.'nın 3 saatlik bir toplantısı. Devlet Dumasında Komünist Parti fraksiyonunun liderleriyle medyedir. Davet edilenler arasında 10'dan fazla milletvekili vardı ve her birinin Cumhurbaşkanına sadece 3 soru sorma hakkı vardı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Örgütsel Çalışma Sekreteri, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Saratov Bölge Komitesi 1. Sekreteri VF Medvede ve, ikincisinin rızasıyla, üç değil, dört soru seslendiren Raşkin, ülkenin üst düzey liderliğinin SSU duvarları içinde yürütülen kapsamlı bir denetimin sonuçlarına tepkisi sorusu da dahil olmak üzere dört soru. N.G. Çernişevski Saratov Devlet Üniversitesi liderliği adına yapılan bu denetim sırasında ortaya çıkan ihlallerin ve suistimallerin ikna edici kanıtı olarak, Rusya Federasyonu Muhasebe Odası ve Rusya Federasyonu Başsavcılığından gelen materyallerin bulunduğu kalın bir dosya Cumhurbaşkanı'nın üzerine yerleştirildi. Çalışma Masası Muhataplar, SSU Rektörü Yu. Kosoviç, Saratov Üniversitesi ile ilgili tüm olumsuz geçmiş için belirli bir sorumluluk payı da SSU Mütevelli Heyeti Başkanı ve, ve, ya atanmalıdır. Volodin Saratov'daki pek çok kişi böyle bir klasörün var olduğunu ve içindeki malzemelerin çoğaldığını biliyordu. Ayrıca, Raşkin'in Rusya Federasyonu Başsavcılığa defalarca bir vekillik talebi gönderdiğini ve her zaman yalnızca yanıt almadığını da biliyorlardı. Ancak bu bilginin başkana ve elden ele ulaşacağına kimse inanmadı. Ancak, Dimitri Bilan'ın söylediği gibi, imkansızın mümkün olduğuna inanıyorum. Bu duruma ek olarak, Volodin için en gergin stratejik anda, rektör Kostov için uzun süredir rakibi olan SSU Tarih Fakültesi Dekanı vs. Kafkasya'daki bazı uzmanların temin ettiği gibi, Dağıstan'dan gelmesine rağmen Kadirov klanına ait olan Merzikanov, bu da Velikan Salman Hanoviç'in son yıllarda kendisine karşı başlatılan benzeri görülmemiş bir enformasyon savaşı koşullarındaki inanılmaz siyasi canlılığını açıklıyor. Hatta Profesör Merzikanov'un doğrudan Çeçen Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. A. ya hitap ettiği bile söylendi. Kadirov, kendisine Saratov Üniversitesi duvarları içinde gerçekleştiği iddia edilen Kafkasya temsilcilerine yönelik zulmü anlatıyor. Bilgili kişilerin temin ettiği gibi, Merzik temiz başvurusu, Rusya Federasyonu Sivil Odası Üyesi, SSUDV Rektör Yardımcısı Birleşik Rusya'nın ateşli kürsüsünden alıntılarda içeriyordu. Üniversiteye adını veren, devrimci demokrat, ın uzak bir soyundan gelen Çernişevski, Dimitri Çernişevski'nin, dağların çocukları, hakkında politik olarak yanlış bir dizi açıklama yaptığı iddia ediliyor. Ve bu mektubun sonucu muhtemelen şuydu, Vayaçeslav Volodin'in himayesi, bölgedeki etnik gruplar arası iklimi olumsuz etkiliyor. Vayaçeslav Viktorovic'in siyasi muhalifleri, alevlenen çatışmanın ateşine bir İslami faktör eklediler ve Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkan Yardımcısı VV Volodin ve Volga Bölgesi Müslümanlarının Ruhani İdaresi Başkanı İmam Amuktasib Mea II. Karısı, Yerel Tatar diasporasında dedikleri gibi uyruklu bir Çeçen olan bir Barsov. Gerçek şu ki, Mukaddas için sırdaşları Merzikanov ile birlikte 2003 yılında OOD Rusya'nın Müslümanları Saratov Bölge Şubesi'nin kurulmasına başladılar ve bu tüm bölgenin siyasi yaşamında önemli bir rol oynamaya başladı ve şimdiden İslam dünyasında yankı uyandıran bir dizi halka açık etkinlik düzenleyerek fark yaratmayı başardı. Yerel gazeteciler, Bibarsov'un karısının hangi teypten geldiğini hiçbir zaman öğrenemediler, ancak onun da Kadirova şiretinden akraba olduğu göz ardı edilemez. En azından, inançlı kardeşlerin Çeçenya devlet başkanına biriktirdiği ve yoğun bir biçimde sunduğu Vaya Çesta Volodin'e yönelik olumsuzluklar, Ramzan Kadirov'un Saratov bölgesini ziyaret etmesi için yeterliydi ve bazı yerel medya bunu çoktan başarmıştı. Rapor, açıklama yapılmadan iptal edildi. Kendisi için, kızgınlığın, Leçe Altimirov'un, Sakal, 1990'ların ortalarında Saratov'u gizlice ziyaret ettiğinde boşuna değil, Boru'ya yaklaştığı Saratov petrol rafinerisi ile ilişkili ticari çıkarlardan bile daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Temmuz 2006'da kendisine düzenlenen suikast girişiminin ardından aldığı yaralar ve hastalıklar nedeniyle ölen yerel bir siyasi maceracı, emekli FSK subayı Sergey Istantiev ile bu konuda iş görüşmeleri yapmak. Sonunda, Moskova aparatlarının temin ettiği gibi, doğrudan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı İdaresi 1. Başkan Yardımcısı ve Yu. Surkov, Volodin'in aldığı pozisyon hakkında alınan alarm sinyallerini çözme talebiyle. Bundan sonra, Vladislav Yuryevich ile Bayeçesta Viktorovich arasında, ikincisine çok ciddi bir öneride bulunulduğu iddia edilen, reklamsız bir görüşme gerçekleşti. Bu bağlamda, uyruğuna göre bir çeçen olan Vladislav Surkov'un babasının, dedikleri gibi, Kadirovitlerin hala sıcak ilişkiler içinde olduğu Dudayev'in teypine ait olduğu belirtilmelidir, bu nedenle Vladislav Yuryevich'in endişesi anlaşılabilir. Sonra Surkov'un Volodin'e düşünmesi için 3 ay verdiğini ve ardından Maya Çestav Viktorovic'in sonunda gelecekteki kariyerine karar vermesi gerektiğini söylediler. Ne Fursenko'nun sandalyesinin, ne Sadovnici'nin sandalyesinin, ne de dahası. Vaynak mitinginin geçtiği sokaklarda Moskova Belediye Başkanı'nın başkanı, bu durumda Volodin parlamadı en iyi ihtimalle, Vayacheslav Viktorovic'in Müslümanlarla ilişkileri neredeyse sıfırdan yeniden inşa etmek zorunda kalacağı Saratov bölgesi valisinin başkanı olabilirdi. Tabii Müslümanların kendileri bu atamaya karşı çıkmazsa. Daha sonra, Volodin ve Surkov arasındaki bu çatışma çözüldüğünde, siyasi çatışmanın ön saflarında yer alanların aşırı olduğu ortaya çıktı, Kossoviç'e tarihinde kanı olma hakkı için birkaç yıldır dava açan Velikan Merzikanov. SSU bölümü, 2010 yılında kendi üniversitesinin duvarlarını terk etti ve şimdi Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi bölümünde ders verdiği Moskova'ya taşındı, Dimitri Çernişevski önce Rusya Federasyonu Sivil Dairesinden istifa etti ve ardından Aralık 2010'da Susu'da halkla ilişkilerden sorumlu rektör yardımcılığı görevini kaybetti. Vyacheslav Volodin aleyhinde Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev'e uzlaşmacı kanıtlar dile getiren Valeri Raşkin'e gelince, bu çatışma siyasi kariyerini etkilediyse, bu sadece daha iyisi içindi. Ancak Raşkin ve Volodin arasındaki ilişki, dedikleri gibi, ayrı bir şarkıdır ve aşağıda tartışılacaktır. Volodin hakkındaki uzlaşmacı kanıt, hikayesi, Surkov ve Volodin tarafından temsil edilen Rus siyasetinin bir yandan ne kadar güçlü, diğer yandan çelişkili, gölge tandem, inin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Rusya'nın ana tan demokratları, Putin ve Medvedev'in 2012 seçimleri bağlamındaki tanıtımının gölgesinde beslenen ayrı bir yapı olarak bu tandemin önemi, siyasi analistler ve diğer uzmanlar tarafından pratikte dikkate alınmıyor. Ülkenin kaderini merak ediyorum. Ama boşuna. Bugünkü küçümsemesi, bu konuyu dikkate değer bulamayanları şaşkına çevirecek pek çok sürpriz, e musallat olmak için yine geri gelecek. Yeminli arkadaşlar, Volodin ve Raşkin. Aslında Komünist Parti Merkez Komitesi sekreterinin atanmasının başlatıcısı Rusya Federasyonu Komünist Partisi Saratov Bölge Komitesinin ilk sekreteri Federal Meclis Devlet Duması milletvekili olabilir. Rusya Federasyonu Komünist Partisinden Rusya Federasyonu VF Rusya Federasyonu Komünist Partisi Moskova Şehir Komitesi 1. Sekreteri görevi için Raşkin, Rusya Federasyonu Hükümeti Aygıtı'nın Başbakan Yardımcısı ve ve bu parti ve personel meselesini Rusya Federasyonu Devlet Başkanı İdare 1. Başkan Yardımcısı ve y Surkov. En azından bu, parti merkez komitesinin aralarında giderek daha yüksek sesle konuşuluyor. Vyacheslav Volodin'in 21 Ekim 2010'da Rusya Federasyonu hükümetine yeni atamasını aldığını ve 18 Aralık 2010'da Valeri Raşkin'in CPRF MGK 1. Sekreteri seçildiğini hatırlayın. Bu iki olaydan önce, Devlet Duması ve Rusya Federasyonu Başkanı seçimlerinin arifesinde Rus siyasi sisteminin gelişimi için bir strateji seçimi ile ilgili bir dizi koşul vardı. Ve Başkan D.A.'nın kampında ise. Medyedev ve Yu. Bu yönden sorumludur. Surkol ardından başbakan ve ve Nin kampında. Putin yani ve ve Volodin. Her ikisi de ilke olarak uzman topluluk tarafından oluşturulan aynı entelektüel temele dayanmaktadır. Elbette Birleşik Rusya'nın hem Moskova'da hem de bölgelerde tamamen uygun olmadığını gösteren sözde tartışma kulüplerinden bahsetmiyoruz. Kendilerine atanan program görevlerini çözen ve senaryolar şeklinde formüle edilmiş adım adım net stratejiler geliştiren uzman gruplardan bahsediyoruz. Şimdi bu senaryoların algoritmalarına ayrıntılı olarak girmeyeceğiz. Bu ayrı ve çok ayrıntılı bir tartışmanın konusu. Açık olan bir şey var. Eğer ülkenin üst düzey liderliği Rus siyasi sisteminin atıl gelişme yolunu terk ederse, o zaman kimin yol haritası temel alınırsa alınsın, İnsor veya diyelim ki CSR, siyasi muhalefetin rolü yaklaşan dönüşümler, Rusya'nın tüm stratejisinin çıkmazdan çıkması için kilit başarı faktörlerinden biri haline geliyor. Ve eğer öyleyse, Putin ve çevresine göre, demokrasinin sıfırlanmasının yönetilebilirliğini sağlamak ve bu kaynağı kendi siyasi nüfuz araçları olarak kullanmak için artık gerekli personel rotasyonunun yapılması gerekiyor. Medyedev Bu durumda, Putin ekibinin, devlet dumasının bir sonraki bileşiminde temsil edilecek olan muhalefet partilerinin liderlerini, yalnızca yeterli değil, aynı zamanda, yapıcı, olarak da görmek isteyeceği oldukça açık düşünmek yani ülkelerin üst düzey liderleriyle siyasi bir anlaşma yapmaya hazır. ve özel bir kişisel güven derecesi anlamına gelir. Tabii ki bu yaklaşımın siyasi sistemin gerçek modernleşmesiyle hiçbir ilgisi yok ama şu anda bahsettiğimiz şey bu değil. Birçok analist Manezneye meydanında olduğu gibi son zamanlarda kontrol edilemez hale gelen protestanların marjinalleşmesiyle sonuçlanan radikal muhalefetin öncüsü rolünü kaybeden Komünist Parti liderinin değiştirilmesi gerektiğine uzun süredir işaret ediyor. 26 Haziran 2011 Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gıyaz Yuganov zaten 67 yaşında. Saygıdeğer yaşı göz önüne alındığında, Fon ve Levada centerin Mart ölçümlerinin gösterdiği gibi, gene büyük babanın son yıllarda çok daha gençleşen protesto kitlelerinin tanınmış bir lideri olabileceğine inanmak saflık olur. Gennadiy Zyuganov, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığına başkanlık ettiği 1993 yılından beri, yani unutulmaz Lay Brejnev. Bu nedenle Rusya Federasyonu Komünist Partisi onursal başkanının egemen ve nispeten genç genel sekreter ile kendisi için hazırladığı rol sıra dışı bir şeye benzemeyecek. Olayların böyle bir dönüşünü öngören Gennadi Andreevichik, Vladislav Yuryevich ile gerekli istişareleri yaptıktan sonra halefi için önceden hazırlanmaya başladı. Böyle Surkov ile her zaman aynı fikirde olabilen Volodin'in kolay dosyalanmasıyla ve görünüşe göre Valeri Raşkin oldu. Uzun süredir, gene büyük baba, ya dönüşen eskimiş, papazyu'nun arka planına karşı, kaya tırmanışçısı ve beyzbol oyuncusu, Valeri Raşkin, 56 yaşında bile, özellikle gençlerin gözünde çok daha tercih edilir görünüyor. Spartak hayranı olan ve Noel süsleriyle, polisler atan radikaller. Vyacheslav Viktorovic, Valeri Fedorovic'e parti merdiveninde hızlı yükselişinde yardım ettiğinde, Saratov komünistlerinin eski, ateşli tribünü, ANN Merkez Komite önünde, ödün veren ve bir sonraki devlet duma seçimlerini kaybeden Gordev, kamu siyasetini sonsuza kadar terk etmeye zorlandı. Bolodin ve Raşkin, her ikisinin de Saratov Şehri Halk Temsilcileri Konseyi'ne milletvekili seçildiği ve aynı komünist fraksiyonun üyesi olduğu 1990'da yakınlaştı. Mayıs 1994'te her ikisi de ilk toplantıda Saratov Bölge Dumasının milletvekillerine seçildiler ve başkan yardımcıları oldular. Ofisleri bölgesel Duma binasının 3. katında yan yana bulunuyordu. Her zaman sen üzerindeydiler. Tamamen farklı siyasi roller oynamak zorunda olmalarına rağmen her zaman ortak bir dil buldular. Bu nedenle, Aralık 1999'dan bu yana hem Volodin hem de Raşkin'in her zaman Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması'nın milletvekilleri olarak seçilmiş olması, hiçbir zaman aynı tek yetki seçim bölgesinde kesişmemesi ve sonra, sonra şaşırtıcı bir şey yok. Orantılı çoğunluk sisteminin kaldırılması, bölgesel listelerin başında farklı, ancak seçim derneklerini veya siyasi partileri eşit olarak geçiyor. İkisi de sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor, ikisi de bilim doktoru oldu. Kısacası, ancak imlenilecek bir dostluk. Seçmenlerine ilham vermek için tasarlanan suçlayıcı retoriğe gelince, her biri bu görevle zekice başa çıkıyor, bazen gösterişli çatışmalar veya gerçek davalar düzenliyor. Vayaç Esdağ Volodin'in siyasi büyümesiyle Valeri Raşkin'in pozisyonları da güçlendi. 2003 yılında birincisi Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumas'ının başkan yardımcısı ve ikincisi Komünist Parti Merkez Komitesi başkanlığı üyesi oldu. 2004 yılında Valeri Raşkin Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin örgütsel ve personel çalışmalarından sorumlu sekreteri oldu ve Merkez Komite'nin organizasyon departmanına başkanlık etti. 2005 yılında Vayacheslav Volodin, Birleşik Rusya'da WFP Genel Konseyi Başkanlığı Sekreterliği görevini aldı. Aslında her biri, yalnızca biri, Komünist Parti'de ve diğeri, Erde olmak üzere tüm parti binasına liderlik etmeye başlar. Her biri parti saflarını tasfiye etmeye, konumlarını güçlendirmeye ve daha yüksek siyasi liderliğe kendi vazgeçilmezliklerini göstermeye başlar. Volodin, parti üyelerini silah arkadaşları, destekçiler ve yol arkadaşları olarak ayırarak ülkeyi bir kasırga gibi süpürdü. Raşkin, kolları sıvayarak, St. Petersburg'da, Urallarda ve ardından Moskova'da, partinin genel çizgisine katılmayan şehir komitelerini eziyor. Aslında her biri, farklı parti ideolojileri kisvesi altında da olsa Bolşevik yöntemlerle hareket ediyor. Bununla birlikte, pastoral ilişkilerin her zaman bu, tandem, içinde sürdürüldüğünü varsaymak yanlış olur, eski rekabet kendini hissettirdi, ancak en büyük valeri Raşkin takipçi rolüne boyun eğdi. Durum, Raşkin'in hiçbir zaman mali olarak volodine bağlı olmaması ve Saratov komünistlerinin uzun vadeli sponsoru olan PKF Astex JSC A.N.A.N. Başkanına karşı, vekillik yükümlülüklerini, yerine getirmesi nedeniyle karmaşıktı. Bazı çevrelerde profesör olarak tanınan Yerustanov, fırtınalı parti söylemleri eşliğinde her zaman partiler arası çatışmaya yol açan, Volodin grubu, nun siyasi ve ekonomik çıkarlarıyla zaman zaman çatışıyordu ve hatta Volodin'in sağ eli devlet duma milletvekili N.V. Pankov, Yerustanov'u herhangi bir şekilde etkilemenin çoğu zaman verimsiz olduğu ortaya çıktı. Dedikleri gibi, profesör, iş için Moskova'dayken, Nikolay Vasilievich'in kendisini Okotni hayatta, şunun hakkında konuşmak, için ziyaret etme davetlerini görmezden geldi. Ancak şimdi, ülkenin siyasi sisteminin geleceği söz konusu olduğunda, devletin üst düzey yetkililerinden hiçbiri Raşkin veya Yarustanov ile törene katılmayacak. Darbe aynı anda iki yönde geldi, siyasi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin seçim tabanını zayıflatmak için ve ekonomik, Raşkin'i Yarustanov'un mali desteğinden mahrum etmek için bu anlaşılabilir bir durumdur, önde gelen muhalefet partisinin gelecekteki lideri, bu Kremlin'de kimin sorumlu olacağına bakılmaksızın yalnızca Kremlin'e güvenmelidir. Çamurlu Saratov suyunda kuyruk yok. Darbenin ilk, siyasi, yönüyle, Rusya yurtseverlerinin seçim alanına çekilmesi, her şey oldukça açık ve anlaşılırsa, o zaman ekonomik darbe hakkında yalnızca birkaç kişi tahminde bulunur. Ne ile ilgili? Saratov'daki PKF Astex, nin ekonomik ve dolayısıyla mali gücünün temeli, kapalı bir pazara ev sahipliği yapan TD Central alışveriş merkezi ve kırmataş ocakları olmadığı için, Children's World alışveriş kompleksidir. Ne bir inşaat malzemeleri fabrikası, ne de bir konut inşa tesisi, hatta Yerustanov ve yoldaşlarının sahip olduğu karlı Matba, Povozya Poligray, bile perakende alanı kiralamak gibi somut karlar sağlamıyor. Ancak tüm sorun, bir zamanlar bu binaların her ikisinin de, merkez mağaza ve detskimir, iş geliştirme için gerekli olan büyük bir banka kredisinin teminatına karşı rehin verilmiş olması gerçeğinde yatmaktadır. Ve Moskova'dan, Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı aracılığıyla, bu kadar karlı nesnelerle ilgili olarak özelleştirmenin sonuçlarını gözden geçirmek için bir talimat verilmemiş olsaydı, her şey yoluna girecekti olayların daha da gelişmesi için tahminde bulunmak için vizyon sahibi olmak gerekmez, tahkim mahkemesi Federal Mülk Yönetim Ajansı'nın iddialarını yerine getirirse, PKF Astex OJSC mal varlığının en kalın parçasını kaybedecek ve teminatın geçersizliğini öğrenen alacaklı banka. Kredi tutarının tamamının tüm faiziyle birlikte derhal ödenmesini ve sonunda kaçınılmaz olarak tüm Yeruslanov Holding'inin iflasına yol açacak bir ceza talep edecektir. Tabii ki, böyle bir kıyametten sonra, mali desteksiz kalan Saratov komünistleri, yalnızca protestoru hallerinin başka bir sponsorunun, etkili bir iş adamı SGVV ile güvene dayalı bir ilişki içinde olan Kurikin. Volodin ve Neve Pankov, ancak, mali bağımsızlık, kazanacak olan Valeri Fedorovic, yalnızca Vayacheslav Viktorovic'in siyasi mantığına uymak zorunda kalacak, tabi ki Raşkin Komünist Parti'ye liderlik etmekten çekinmiyorsa. Şimdiye kadar, Mayıs 2011'de, ilk derece tahkim mahkemesi, Saratov'daki Tisentralni ticaret evinin özelleştirilmesini iptal etmek için herhangi bir gerekçe görmedi. Ancak bu karara bir temiz tahkiminde itiraz edilmeyeceği ve bundan sonra olayların yukarıda, ana hatları verilen senaryoya göre gelişmeye başlayacağı bir gerçek olmaktan uzaktır. İşte böyle bir, Bizans, uyumu elde edilir. Volodinski'de, siyah halkla ilişkiler. Şimdi neredeyse hiç kimse, Vayacesta Volodin'in, Rusya Federasyonu hükümetine yüksek atanmasından sonra bile, katı liderliği altında yavaş yavaş siyasi bir partiye dönüşen, iktidar partisinin, baş siyasi stratejisti olmaya devam ettiğinden şüphe duymuyor. Tüm Rusya Halk Cephesi adlı sendika. Volodyn'i iyi tanıyan hiç kimse gibi, Vyacheslav Viktorovich'in siyasi çalışmasında ustaca ustalaştığı teknikleri ve yöntemleri kullanmaya başlayacağına, Birleşik Rusya'nın dev bir propaganda ve karşı propaganda devini inşa edeceğine şüphe yok çoğu zaman, Volodin ve aslarının aktif olarak kullandığı PR araçlarının cephaneliğinde, iktidar partisinin, dış ve iç düşmanlarının Volodin yolunda bir bilgi saldırısının hedefi haline geldikten sonra kelimenin tam anlamıyla düştüğü hileler ve yöntemler vardı. Bununla ne demek istiyoruz? 4 Şubat 2010'da, Birleşik Rusya'nın tüm parti seçkinleri ve, ve, nin doğum gününü geniş çapta kutladığında, İktidar Partisi Genel Sekreteri, Volodin, N ve Nin talimatıyla, Kara PR, yapan bir grup siyasi teknoloji uzmanı tarafından Saratov'da bir basın toplantısı düzenledi. Hankov, Doğum Günü Erkeğinin Sahili Günün Kahramanları ve bu kitabın yazarları arasındaydı. Dikkatinizi, siyasi teknoloji uzmanları derken, profesyonel temelde yalnızca seçim süreçlerine değil, en geniş kapsamlı siyasi manipülasyonlara karışan kişileri kastettiğimiz gerçeğine çekelim. Bu bağlamda, bizim bakış açımız bu konu tamamen ünlü Rus seçim yöneticisi C. Ne Nin konumuyla örtüşmektedir. Tarakanova Ancak konuşmamızın konusuna geri dönelim. Bu yüzden son 3 saatlik basın toplantısı patlayan bir bomba etkisi yarattı. BBC, Voice of America, Deutsche Welle, Radio Liberty ve Echo of Moscow gibi önde gelen haber ajanslarının neredeyse tamamı bu önemli olayla ilgili ayrıntılı haberler verdi ve son haber bülteninde Renate yayınlanan Marianna Maksimovskaya ile hafta. Bu basın toplantısının katılımcıları, Putin ve Medyedev ile birlikte, başlık TV raporunun kahramanları oldu. Tabii ki, aynı gün, devlet duması milletvekili Nikolay Pankov ve bir dizi önde gelen, Birleşik Rusya, bu basın toplantısında sunulan gerçekleri ve koşulları resmi olarak yalanlayarak medyada konuştu. Muhalefet, özellikle sistemik olan, sevindi. Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Adil Rusya liderleri, pençe tarafından tutulan ayıları, damgalayarak ve ülkenin üst düzey liderliğinin ve kolluk kuvvetlerinin, Volodin ve suç ortakları, olarak adlandırmasını talep ederek yorumlarını hemen dağıttılar. Hesabına Ertesi gün, Birleşik Rusya tarafından düzenlenen ve iktidar partisi, ideologlarının ya pişmanlık duyan, siyah pere insanlarını, rüşvetle suçladığı ya da davranışlarında zihinsel sapmalara işaret ettiği bir basın toplantısı izledi. Tek kelimeyle, Birleşik Rusya'nın parti görevlilerinin bu tür bir, mücbir sebebin, ortaya çıkmasına tamamen hazırlıksız oldukları ve ortaya çıkan durumda ne yapacaklarını bilemedikleri ortaya çıktı. Ancak o zaman, biraz toparlandıktan sonra, tüm bilgi cephelerinde bir karşı saldırı başlattılar ve iftiracıları yargılamak için bir moloç başlattılar. Vayacestav Volodin, kendisini ustaca, savaş bölgesinden uzaklaştırdı ve olanların tüm sorumluluğunu astlarına kaydırdı. Sadece genel sekreterin isim günü kutlamalarını gölgede bırakmakla kalmayan, aynı zamanda Birleşik Rusya'nın bir dizi halkla ilişkiler uzmanı ve siyasi teknoloji uzmanının istifasına yol açan bu skandal basın toplantısına katılanlar tam olarak ne söyledi? Tartışılanın özünü kısaca yeniden anlatım. Basın toplantısına katılanlar, Birleşik Rusya'nın PR uzmanlarının ve siyasi teknoloji uzmanlarının Saratov'da gerçekte ne yaptıklarına dair tüm gerçeği anlattı. İktidardaki partinin kara PR'ını neyin oluşturduğundan, Birleşik Rusya Saratov bölge şubesinin PR uzmanlarının dış ve iç parti düşmanlarına karşı mücadelede hangi teknik ve yöntemleri kullandıklarından bahsettiler. 2008'de Nikolay Pankov'un ekibinde çalışmaya yeni başladıklarında partiye olan yüksek güven onlara söylendi. Onlara yerine getirmeleri gereken özel bir görev söylendi. Onlara Saratov bölgesinde düzeni yeniden sağlamak, hayatı daha iyi hale getirmek, hukuk ve adaletin zafer kazanması için profesyonelliklerine, gazetecilik becerilerine ve deneyimlerine iktidar partisi tarafından ihtiyaç duyulduğu görülüyordu. Ama çok geçmeden aksini anladılar. Aslında, Saratov, Birleşik Rusya lideri Vyacheslav Volodin'in kişisel düşmanı ilan edilen kişilerin iyi adını ve itibarını yok eden Nikolay Pankov'un sonder ekibi onlardan oluşturuldu. Partinin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yok, Saratov bölgesinin ve sakinlerinin çıkarlarından bahsetmeye bile gerek yok, bu tür bilgi amaçlı cinayetlerin hiçbir ilgisi yoktu. Görevleri her şeyden önce Saratov'un Birleşik Rusya lideri tarafından başlatılan vekil taleplerini ve vatandaşların toplu çağrılarını derlemek için gerekli olan medyada bu insanlar hakkında çok sayıda olumsuz yayın hazırlamaktı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Devlet Başkanı, kolluk kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin başkanları dahil olmak üzere devlet kişileri, Rusya Federasyonu Başsavcısı Yuri Çayka, Rusya Federasyonu OPC Başkanı Alexander Bastrikin, Rusya Federasyonu Bakanı Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Rasid Nurgaliyev, Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Nikolay Patrushev ve ardından Bortnikov bu talep ve itirazlarda, aynı Volodinsi, doğrultusunda hazırladıkları, medyadaki çok sayıda yayın nedeni olan, sakıncalı kişilerle, muameleye yönelik çağrılar ve talepler vardı. Esiloviki ülkenin sıcak noktalarındaki acil sorunları çözmek yerine, Volodin'in bilincinin karanlık odalarında kara kedi aramaya başladı. Kendi fikirlerine sahip olmaya cesaret eden ve Vyaçestav Bolodin'in esasına alenen hayran olmak için acele etmeyen politikacılara yönelik bu nefretin mantığını anlamadılar. Evet, burada mantık yok. Bu sorunun çözümüne soğuk bir alaycılıkla yaklaşan küratörler onlara söyledi. Sonunda, Volodinski siyasi stratejisti, Eduard Abrosimov'un katı rehberliği altında Nikolay Pankov için daha fazla çalışmanın, gazeteciler olarak mesleki bozulmalarına ve her türlü kamu itibarını tamamen kaybetmelerine yol açabileceği sonucuna vardılar. Bu nedenle, bu tarikattan ayrılmaya ve tüm bu yıllar boyunca tam olarak ne yapmaları gerektiğine dair tüm gerçeği anlatmaya karar verdiler. O arada, tüm bu bilgiler, bu satırların yazarları tarafından yazılan kitaba tam olarak yansıtılmıştır. Tabımıza bu adı verdik, Kutup Ayısı'nın Siyah Pirisleri. Bu kitabı yazmanın temeli, yazarlardan birinin, tüm bu yıllar boyunca neredeyse her gün tuttuğu Igor günlük kayıtları, toplantıların ve atölyelerin gizli ses kayıtlarının kodunu çözmenin yanı sıra hayatta kalan orijinal belgelerdi. Büyük Sayılar ve Kişisel Anılarımız bu nedenle, siyah halkla ilişkiler insanları, parti halkla ilişkiler ve siyasi teknolojiler alanındaki faaliyetlerinin en önemli bölümlerinden, Eduard Abrosimov ve ardından Maya Cesta bir başka koruyucusu olan Roman Şayçenko liderliğinde siyasi emirler yürüttüklerinden bahsetti. Şimdi devlet dumasında milletvekili olduğunu iddia eden. Ayrıca, siyah halkla ilişkiler, sözlerinin doğruluğu konusunda hiçbir şüphe bırakmayan belgeler gösterdi. Bu basın toplantısında gösterilen tüm, maddi kanıtlar, daha önce DVD'lere kaydedilmiş ve orada bulunan gazetecilere dağıtılmıştır. Her şeyden önce, Saratov, kara halkla ilişkiler halkı, bu bölgede propaganda ve karşı propaganda alanı da dahil olmak üzere tüm parti kararlarından kişisel olarak sorumlu olan Vayacheslav Volodin'in, sağ kolu olarak Nikolay Pankov olduğunu belirtti ve ayrıca PR ve siyasi teknoloji uzmanlarının Birleşik Rusya liderleri için Saratov'daki gölge faaliyetleri resmi parti görevlilerinin çalışmalarına kıyasla bir önceliktir. Ardından basın toplantısının katılımcıları Saratov'da Birleşik Rusya'nın halkla ilişkiler uzmanları ve siyasi teknoloji uzmanlarının finansman kaynakları ve tüzel kişiliklerinin yapısı hakkında konuştu. Faaliyetleri tam olarak nasıl ve hangi kaynaklardan finanse edildi? İlk olarak, yapılan iş için neredeyse hiçbir zaman gayri nakdi transfer almadılar. Tüm ödemeler nakit olarak yapıldı, daha sık, Rus rublesi olarak, daha az sıklıkla, Amerika Birleşik Devletleri doları olarak. Yavaş yavaş, ne resmi Birleşik Rusya Seçim Fonunun, ne partinin Saratov Bölge Şubesinin banka hesabının, ne de 2007 seçim kampanyası sırasında Birleşik Rusya Parti Destek Fonunun bu eylemleri finanse etmekte hiçbir ilgisi olmadığı sonucuna vardılar. Büyük olasılıkla yoktu. Halkla ilişkiler uzmanlarının kendilerinin de inandığı gibi, faaliyetleri için fon kaynağı Kara Parti vidi. İkincisi, Nikolay Pankov onlara asla kişisel olarak ödeme yapmadı. Tüm hesaplamalar, çalışmaları için, siyah PL çalışanlarına, ödeme yapan Eduard Abrosimov aracılığıyla yapıldı. Eduard Nikolaevich, Pankov'dan, nakit aldığı gerçeğini gizlemedi ve onunla birlikte, elbette doğası gereği gayri resmi olan ve gizli belgeler olarak sınıflandırılan tüm hesaplamaları ve tarifeleri koordine etti. Abrosimov'a göre Nikolay Vasilievich, görevi tamamladıktan sonra bu tür belgeleri imha etti, böylece yanlışlıkla birinin gözüne takılan tek bir kağıt bile onu tehlikeye atamaz. Toplamda, 2007'nin yalnızca ikinci yarısında, Saratov, kara halkla ilişkiler insanları'nın elinden yaklaşık 2 milyon ruble geçti, Saratov için bu tür ücretler fazlasıyla makuldü. Ek olarak, partinin parasıyla, Birleşik Rusya'nın Volodin ve Pankov tarafındaki bilgi savaşlarında aktif rol alan yayınları kontrol ettiği ve finanse ettiği, şüpheli türden bir tüzel kişilik misalyumu yaratıldı ve işledi. Hepsinin Birleşik Rusya Destek Fonu'ndan gayri nakdi fon almış olması mümkündür. Aynı zamanda, Kara PR'ın maddi ve teknik temeli için ödenecek nakit akışını, ikiye katlamayı, içeren kurnaz bir mali plan oluşturmak için girişimlerde bulunuldu. Birleşik Rusya'nın büyük kaynak potansiyeline rağmen, parti her zaman yaratıcılık konusunda zor anlar yaşadı, parti sürekli olarak fikir kıtlığı ve bu fikirleri üretebilecek ve uygulayabilecek insan sıkıntısı yaşadı. Bu bağlamda, Nikolay Pankov'un sondar ekibi çok faydalı oldu. Siyah halkla ilişkiler insanları, gururla, diğer siyasi partileri kamuoyunun gözünde itibarsızlaştırmayı amaçlayan isimsiz karşı propaganda afişleri ve broşürlerin üretilmesinden bahsetti. Bu basın toplantısına katılanların 2007'de yapılan devlet duma seçimleri sırasında, hem beyaz, hem de siyah, PR ile uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtmekte fayda var. Aynı zamanda, siyah afişler ve broşürler, üzerindeki çalışma miktarı çok daha fazlaydı. Abrosimov'a göre, siyah halkla ilişkiler insanları, bitmiş düzenlerin neredeyse tüm çıktılarının Moskova'da Bayeçesta Volodin'e gösterildiğini ve ancak onun onayının ardından dolaşıma girdiğini öğrendi. Abrosimov, sözlerini desteklemek için Bayeçesta Volodin'in kendi eliyle yaptığı düzenlerle ilgili editör notlarını gururla gösterdi. Ağızlık yapanlar için en sorumlu emir, Saratov bölgesinde United Russia adlı büyük bir fotoğraf albümünün üretilmesiydi, Gerçek Vakaların Coğrafyası. Aynı zamanda, yazılanların ve filme alınanların çoğunun büyük bir gerginlik olduğunu ve bütçe fonlarından hedeflenen federal ve bölgesel programlar aracılığıyla finanse edilen birçok nesnenin aslında Birleşik Rusya'nın esası ile hiçbir ilgisi olmadığını mükemmel bir şekilde anladılar. Ekim 2007 ortasına kadar, 2 aylık sıkı çalışmanın ardından, bu fotoğraf albümünün düzeni hazır olduğunda ve ona için Moskova'ya gönderildiğinde, Eduard Abrosimov artık onu basmak için yeterli para olmadığını söyledi, çünkü çok fazla, kara PR için para harcandı. Tazminat olarak, siyah halkla ilişkiler insanlarına, tüm seçmenlerin okuması gereken, toplu tirajlı bir broşür hazırlamaları talimatı verildi. Eduard Abrosimov'a göre bu yayın fikrinin yazarı Vayacesta Volodin'in kendisiydi. Birleşik Rusya'nın bu projeye gösterdiği ilginin derecesine bakılırsa, onlar için çok önemliydi. Broşürün adı başlangıçta, Saratov bölgesinin parti liderleri, kim kimdir? Görünüşe göre Vayacesta Viktorovic, Saratov bölgesinde kendisinden başka parti lideri olamayacağına karar verdi. Ardından, Moskova'dan gelen talimat üzerine, Saratov bölgesinde temsil edilen ve liderlerinin broşüre yansıtılması gereken siyasi partilerin listesi önemli ölçüde azaltıldı. Abrosimov'a göre, Birleşik Rusya gibi sağlam bir partinin, marjinal partiler ile aynı seviyede olmasını istemeyen Molodin, bu konuda bir kez daha ısrar etti. Sonuç olarak, bu referans yayının orijinal konsepti planlandığı gibi önemli değişikliklere uğradı ve daha iyisi için değil. Ancak broşürün yazarları için en tatsızan, ara sıra Pankova, ardından volodine atıfta bulunan Abrosimov'un talimatıyla, politikacıların tabloyda olan biyografik makalelerine kişisel hayatlarından bilgiler eklemek zorunda kalmalarıydı. Doğada ve büyük olasılıkla tamamen saçmalıktı. Bu tür eklemeler, elbette, kuru referans materyalini yeniden canlandırdı, ancak ilgili okuyucular ve düşünceli seçmenlerin gözünde yayını tamamen gözden düşürdü. Parti ideologunun, bilge talimatları, nelerdi? Örneğin, Adil Ruslar, ünyerel lideri Vladimir Pozarov hakkında, pek çok gayrimeşru çocuğu olduğunu yazmak gerekiyordu. Aynı zamanda Volodin ve Pankov'un öğrencilik günlerinden beri birbirlerini tanıdıkları konusunda sessiz kalmak gerekiyordu. Dahası, fotoğrafların Volodin'in arkadaşları zeki insanlara ve tüm rakipleri palyaço gibi görünecek şekilde seçilmesi gerekiyordu ama tersi değil. Bu nedenle, bu broşür herkes tarafından Volodin ve ekibinin muhalifleri hakkında, seçimlerin arifesinde Birleşik Rusya'nın siyasi teknoloji uzmanları tarafından kamuya dağıtılan abartılı, uzlaşmacı bilgiler olarak algılanmaya başlandı. O gerçekten öyleydi. Ve bu broşürün içeriğiyle ilgili çalışmayla ilgili birkaç karakteristik nokta daha. Aslında, bu yayının kapağında, bir siyasi editör olarak, gösteriş yapması gereken ZİT Başkanı değil, Vayacesta Volodin'in kendisiydi. Abrosimov'a göre, bu yayını beyni olarak ele alan oydu, biyografik metinlerin yapısına, artılar ve eksiler, patronlar, dostlar ve düşmanlar gibi başlıklar eklemeyi önerdi ve ayrıca birçok şey yaptı. Diğerleri broşürün içeriği hakkında temel yorumlar. Görünüşe göre, Pankov aracılığıyla, herhangi bir parti veya belirli bir siyasi figür olsun, her konunun ifşasında hangi vurguların yerleştirilmesi gerektiğine dair talimatlar veren Volodin'di. Bundan sonra Pankov ile iletişim kuran Abrasimov, yukarıdan gelen tüm talimatları titizlikte kaydetti ve bunları bir özet şeklinde siyah PR insanlarının dikkatine sundu. Örneğin, Saratov bölgesi valisi Pavel Patov ile ilgili olarak, özetten de anlaşılacağı gibi, onu broşürde tamamen utangaç ve bağımlı bir figür olarak sunmaya yönelik bir talimat alındı. Organize suç örgütü dahil herkeste pazarlık yapın. Diyorlar ki, yine bir alıntı, vali, Volodin'den bakanlarının bağımsız olarak kramayacağı federal bütçeden mali enjeksiyon talep edecek. Ipatov her zaman aynı anda akıllı ve yakışıklı olmaya çalışıyor. Ve Volodin aracılığıyla federal bütçeden para alın ve suçla tartışmayın. Alıntı sonu. Ve bunlar, Ipatov hakkında Birleşik Rusya Düşünce Kuruluşundan gelen tek kurulumlardan çok uzak. Abrosimov'un verdiği talimattan birkaç alıntı daha, valilik, Ipatov için bir yük. O bir iş adamı. Daha çok energoatoma yöneldi. More, eşi ve çocuklarının yaşadığı Moskova'da bulunuyor. Bölgede haftanın üç günü vardır. Patov'un patronları var, Girev, Kiryenko, Çabais, Viktor Petrovich Ivanov. Kayınvalidesi Girev, Soçi'de bir sanatoryumda Ipatov için çalışıyor. Pahalı şarapları toplar. Ve tüm bu talimatlar broşürün metnine yansıtılmıştır. Yayının düzeni tamamen hazır olduğunda, kara PR çalışanları onu son düzenleme için Abrosimova teslim etti ve o da Pankova götürdü. 3-4 gün sonucu beklediler. Çok sayıda düzenleme ve kesinti ile noktalı bu düzeni geri getirdiklerinde onları şaşırtan şey neydi? Tüm bu editoryal değişikliklerin kimin tarafından yapıldığını hemen tahmin edemediler. Abrosimol Pankov'un broşürün düzenini şahsen Moskova'daki volodine götürdüğünü ve Vyacheslav Viktorovich'in zor bir günün ardından bütün gece çıktıların üzerinde oturduğunu, kendinden emin editör düzeltmeler ve kesintiler yaptığını açıkladı. Ertesi sabah, bu değişikliklerin anlamını Pankov'a açıkladı ve Nikolay Vasilyevich, Baha biçilmez bilgi tanelerini Eduard Nikolayevich'e aktarmıştı, o da onları dökmeden, siyah pere insanlarına, teslim etti ve bunu tutması için onu kesinlikle cezalandırdı. Bir kalıntı olarak, Volodin'in kendisinin de saygı duyduğu bir türbe olarak taslak. Onu kurtardılar. Görünüşe göre broşürde Vladislav Tretiak hakkında, elbette içerikten hemen kaldırılan biyografik bir makalenin üstünü çizen Vyacheslav Viktorovic'ti. Bunu Pankov'dan öğrenen Abrosimov'un açıkladığı gibi, efsanevi hokey oyuncusu bir politikacı ve parti lideri rolünü üstlenemez, Volodin'in gözünde o, güreşçi Karelin veya vimnastikçi Kabayeva gibi sadece bir medya insanı ve bu nedenle. Federal ölçekte gerçek bir politikacı olarak bu broşürde Vayacheslav Viktorovic'i gölgede bırakmaması gerektiğini söylüyorlar vicdanlı hale gelen siyah PR halkının yerli spor efsanesi için yapabileceği tek şey, tret yakın küçük bir fotoğrafının Birleşik Rusya müşterilerinin önündeki sondan bir önceki kapak sayfasındaki bir yüz mozaine yerleştirilmesini savunmaktı. Bu projenin finansal bileşeni özel ilgiyi hak ediyor. Eduard Abrosimov her zaman tahminin hafife alınmasını talep etti ve aşırı sınıra, düştüğünde, gerçek tirajın 300 bin nüse olarak belirtilen nominal olandan hafife alınmasını talep etmeye başladı. Sonuç olarak, bu broşür tirajda basıldı sadece 10 bin kopya. Ve üretimi için tüm maliyetler toplamda 1 milyon 132 bin ruble oldu ve bu da, kara PR halkına, bir karton ayakkabı kutusunda, nakit olarak getirildi. Bu nedenle fiili ve beyan edilen maliyetler arasındaki fark 3 milyon 663 ruble olarak gerçekleşti, ancak gerçekte sadece baskı maliyetleri hesaba katılırsa çok daha fazla. Ve bu, siyah PR'ın sadece bir pozisyonu. O arada, Eduard Abrosimov, nakit, getirir getirmez hemen 100 bin ruble tutarında bir komisyon aldı. Geri ödeme sistemi, siyah halkla ilişkiler, Birleşik Rusya için çalıştığı, 2007'nin tüm seçim kampanyası boyunca sürekli olarak uygulandı. Komisyon oranı, nakit miktarına ve özel duruma bağlı olarak %10 ila 20 arasında değişiyordu. Siyah PR çalışanları, basın toplantısında, müşterileri, volodinsi, olan çeşitli tematik, yuvarlak masalar, düzenlediklerini de anlattı. Birleşik Rusya'nın siyasi teknoloji uzmanları Yahudileri kötü ve iyi olarak ayırma metodolojisini ilk kez bu yuvarlak masalardan birinde geliştirdiler, partinin amacına kişisel bağlılıklarına göre. Ve sakıncalı Yahudileri kendilerinin antilemitizm konusunda spekülasyon yapmakla suçlamak, daha sonra büyük ölçekli bir antilemitikin tüm belirtilerini taşıyan Saratov Birleşik Rusya, bilgi savaşı tarafından serbest bırakılan PR teknolojisinin temelini oluşturan metodoloji kampanya. Benzer bir karalama yöntemi, kendilerine yakın ticari yapıların çıkarları doğrultusunda, yeşil temayı kullanarak bölgedeki sosyopolitik durumu istikrarsızlaştırmak ve başka yönlere yönlendirmek için histeri kışkırttığı iddia edilen kamu çevrecileriyle ilgili olarak kullanıldı. Ticaret, işi için bir platform görevi gören çevre tesislerindeki gerçek durumdan dikkat çekmektedir. Aynı derecede merak uyandıran başka gerçekler de bu basın toplantısında kamuoyuna açıklandı. Örneğin, 2007 seçim kampanyası sırasında, Volodin'si nin talimatıyla Kara nin yalnızca Birleşik Rusya'nın siyasi muhaliflerini ve kişisel olarak Vayaçesta Volodini değil, aynı zamanda için parti yoldaşlarını da ıslattığı ortaya çıktı. Şu ya da bu nedenle, genellikle önleyici bir tedbir olarak inatçılıkları nedeniyle cezalandırılmak zorunda kaldılar. Örneğin, yerel TV patronu Andrei Rossochanski, kendisinin bölgesel duma adayı olmasına rağmen, devlet televizyon ve radyo yayın şirketi Saratov-10 yayınındaki partiyi ücretsiz olarak PR yapmak istemedi. Parti listesine alındı. Abrosimova göre bu, Volodini rahatsız etti ve dolandırıcıya bir ders vermeye karar verdiklerini söyledikleri Pankov'u kızdırdı. Abrosimov'un gerçekten sevdiği ve muhtemelen oyunun yeni kurallarını hızla benimseyen TV patronunu zorlayan, siyah PR insanları, tarafından geliştirilen Rostoşanski'nin siyasi itibarını sarsma planı böyle doğdu. Sonra aniden komut geldi, kapat. Ayrıca Volodinski'nin, siyah PR insanları, eylemlerini sadece Saratov bölgesinde değil, sınırlarının ötesinde de gerçekleştirdiler. Özellikle, hakkında abartılı bir bahaneyle ceza davası açılan Saratov muhalefet milletvekilini savunmak için bir araya gelen başkentten tanınmış insan hakları aktivistlerinin basın toplantısı kesintiye uğradı. Bu PR inişine katılanların her biri 10 bin ruble ücret, günlük ödenekler ve seyahat biletleri için ödeme ve ayrıca ruhta hoş olmayan bir tat aldı. Bu eylemi organize eden Abrosimov'un cebine ne kadar koyduğu ancak tahmin edilebilir. Tabii ki 2007 seçim kampanyası, Birleşik Rusya ile rekabet eden siyasi partilerin temsilcilerine karşı iftiralar içeren sözde kara gazetelerin toplu olarak yayınlanmasından bağımsız değildi. Siyah halkla ilişkiler, in kendilerinin de kabul ettiği gibi, Birleşik Rusya müşterilerinin sonu yoktu. Bazıları, özellikle eli sıkı olanlar, onlarla müzakere ederek zaman kaybetmemek için geri çevrilmek zorunda kaldı personelini üçe katlamış olsalar bile ağızlıklar her zaman üzerlerine düşen siparişlerin hacmiyle baş edemedi. Toplamda Saratova ek olarak bölgenin kırsal kesimlerinde ondan fazla seçim bölgesini siyah PR ile kapladılar. Birleşik Rusya’nın vicdansızlığı tek kelimeyle şaşırtıcıydı. Pek çok gözlemci uzun süre şaşkına döndü, Vayacesta Volodin'in hizmetine nasıl girebileceği ve hatta partinin Saratov Bölge Şubesi'nin ana ideoloğu Eduard Abrosimov, 2005 yılında aynı Volodin'e iftira attığı için gerçek bir ceza alan bir adam. On mavi ışığa sokmaya mı çalışıyorsun? Son olarak, siyah halkla ilişkiler, 19 Kasım 2007'de, Moskova siyasi analistleri Nina Odinokova ve Alexander Kinev'in basın merkezinde düzenlenen basın toplantısının aksamasına yol açan holigan eylemini organize edenlerin kendileri olduğunu kabul etti. Komsomolsaya Pravda gazetesinin Saratov temsilciliği, sonra binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, Rusya'ya şükürler olsun toplananların hepsini bir kova dışkıyla ıslattı. Açıktır ki, bok atmanın hemen ertesi günü, Birleşik Rusya'nın propaganda makinesi, cüretkarlığıyla duyulmamış bu eylemi gerçekleştirmenin tüm sorumluluğunu muhalefete yükledi ve muhalefetin bunu başardığını söylüyorlar. Parti yetkililerine şüphe gölgesi düşürmek için çoklu hamle. Aslında, bu basın toplantısında tartışılan tek şey buydu. Ve şimdi özetleyelim. Görüşümüze göre, Nikolay Pankov liderliğindeki Birleşik Rusya Partisi'nin siyasi teknoloji uzmanları, Vyaçeslav Volodin ve yakın çevresinin çıkarları doğrultusunda, devletin ilk kişilerini düzenli olarak aldatma yöntemi olan algoritmayı geliştirdiler ve başarıyla uygulamaya koydular. Aşağıdaki gibiydi. Volodin'in kişisel düşmanı, ilan edilen kişiyle ilgili olarak, ilk olarak medyada, kara PR ve kırlı siyasi teknolojiler, cephanelinden gelen araçların kullanıldığı bir dizi olumsuz yayın başlatıldı. Ardından, yalnızca bir sivil toplum inşa etmenin güçlü faaliyetini taklit eden, ancak aslında Volodinski siyasi stratejistlerinin elinde itaatkar bir araç olan halk üyeleri daha aktif hale geldi. Bu sözde sosyal aktivistler medyada düzenli yayınlar için gerekli kamusal yankı uyandırdı ya da eylemleri yeni sipariş edilen makaleler ve TV reklamları için bilgilendirici bir fırsattı. Asla görünüşte doğal bir sonuca yol açmayan bir zincirleme reaksiyon vardı, bir patlama. Bunun yerine yayın sayısı kritik kitleye ulaştığında ülkenin en yüksek yetkilileri Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu devlet yetkililerine çok sayıda vekil talebi ve toplu gönderildi. Molodinin'in saldırısının hedefi olan kişilere karşı kesin önlemler talep eden imzacıların yasa dışı faaliyetlerinin herhangi bir gerçek gerçeğinden bahsetmediği vatandaşların temiz başvuruları bunların tamamen yokluğu nedeniyle ancak yalnızca çok sayıda yayına atıfta bulunuldu. Medya bu yasa dışı faaliyeti iddia ettiği gibi ifşa etmeye adadı. Sonuç olarak, devletin ilk kişileri Saratov bölgesindeki gerçek durum hakkında yanlış bir fikir oluşturdu. Volodin ve çevresine karşı çıkan politikacılar ve girişimciler olumsuz bir ışık altında sunuldu ve bu da hem siyasi hem de siyasi çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldu. Bölge içindeki iklim ve federal liderlerin esasına ilişkin değerlendirmeler ve karar alma düzeyinde Devletin ilk şahıslarına yönelik bu tür teknolojik olarak inşa edilmiş dezenformasyon, bir grup insan tarafından önceden anlaşma ile işlenen bir görevi kötüye kullanma olarak kabul edilebilir. Resmi yetkilerin kötüye kullanılması ve milletvekili statüsünün kötüye kullanılması, kanımızca bu tür mücadele yöntemlerinin kamu ahlakı ve ahlakı üzerindeki korkunç sonuçlarının farkına varılmasıyla zararlılığı ancak şimdi ortaya çıkan bu eylemin yalnızca biçimsel bir işaretidir. Güç yol açar. İleride uçurum var. Tanrı'ya şükür duracak cesaretimiz ve aklımız vardı. Ve şimdi, Volodin ve Pankov gibi insanların önlenemez iktidar susuzluklarının bizi ittiği bu dipsiz uçurumun kenarında dururken, ürpererek aşağı bakıyoruz bağımsız düşünen ve bağımsız bir kişiyi temsil edenlere karşı ilan ettikleri ölümcül bir bilgi savaşı silahı olarak birkaç yıldır bu insanların ellerinde olduğumuz için içtenlikle üzgünüz dedi. Sansasyonel basın toplantılarının sonunda. Ve şimdi bir an için yukarıdaki kara halkla ilişkiler, yöntem ve tekniklerinin ülke genelinde kullanılmasının, özellikle de başkanlık makamı söz konusu olduğunda toplum için ne gibi sonuçlara yol açabileceğini hayal ederim. Özellikle ideolojik çalışma konusunda bu tür deneyime sahip bir kişinin elinde artık tüm Rusya Halk Cephesi gibi bir siyasi sendikada dahil olmak üzere devasa örgütsel ve maddi kaynaklar yoğunlaştığında. Bölüm 7. Geçmişe doğru ilerleyin. 6 Mayıs 2011'de bu partinin partizan olmayan başkanı Vladimir Putin, Volgograd'da düzenlenen Birleşik Rusya Bölgeler Arası Parti Konferansında beklenmedik bir şekilde Tüm Rusya Halk Cephesi'ni (ONF) e yaratma fikrini dile getirdi. Hemen ertesi gün, 7 Mayıs 2011'de Birleşik Rusya'nın önde gelen parti görevlilerini ve iktidardaki rejime sadık kamu kuruluşlarının liderlerini içeren bu hareketin Federal Koordinasyon Konseyi kuruldu. Önde gelen siyaset bilimciler ve analistler, 10 FF'nin, önce Aralık 2011'de Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinde Birleşik Rusya'nın zaferini sağlaması gereken geniş bir sosyal ve siyasi güçler koalisyonu olarak yaratıldığı sonucuna vardılar ve sonra, Vladimir Putin'in Mart 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi. Bununla birlikte Putin'in kendisi 10FF'nin her şeyden önce devlet duması seçimleriyle sınırlı kalmayacak olan yaklaşan seçim döngüsü için görevler belirlediği gerçeğini gizlemiyor. Rusya bölgelerinde federal merkezin inisiyatifi hemen alındı. Örneğin, 11 Mayıs 2011'de, ONF Genel Kurmay Başkanı Vayacheslav Volodin'in anavatanında vatanında, Saratov bölgesinde, Birleşik Rusya Bölgesel Şubesi'nin yürütme kurulunun genişletilmiş bir toplantısı yapıldı ve burada üye listesi Moskova'da onaylanan tüm Rusya Halk Cephesi Yerel Koordinasyon. Konseyi açıklandı. Rusya Putin'in planı, yönetilen, demokrasiden egemen et. 10 FF'yi sahada oluşturma süreci, Birleşik Rusya'nın kendisinde siyasi birlik eksikliğine tanıklık eden bir dizi gizli faktörü hemen ortaya çıkardı. Örneğin, bir devlet duma milletvekilinin gıpta ile bakılan görevini elde etmek için parti görevlilerinin cepheye kitlesel göçü, Birleşik Rusya'nın tür içi rekabetinde bir artışa neden oldu, partinin önde gelen üyeleri, bir nedenden dolayı veya bir diğeri kendini işsiz buldu kompozisyonlarında ONF varlığına katılmak ve parti listesindeki bir yere güvenmek için aceleyle, kendileri için, yeni kamu dernekleri kurmaya başladı. Sonuç olarak, ONF her geçen gün tek bir siyasi parti çerçevesinde yaratılan çok partili bir model haline geliyor. Bildiğiniz gibi, Birleşik Rusya tüzüğü, parti içinde çeşitli iziplerin kurulmasını yasaklıyor, ancak aslında bunlar hem federal düzeyde hem de bölgesel düzeyde her zaman ortaya çıktı. Temel olarak, bunlar, ulusal çıkarlardan bahsetmeye gerek yok, takımlarının kurumsal çıkarlarını genel parti çıkarlarından daha büyük ölçüde savunan belirli parti liderleri etrafında oluşan lider tipi, hiziplerdir. Artık hem merkezde hem de yerel bölgelerdeki bu tür, karizmatik, parti üyeleri, parti tüzüğünü ve temel alınan Putin'in siyasi inşa doktrinini ihlal etmeden konumlarının, parti içi egemenliğini, elde etmek için resmi bir fırsata sahipler. Bu doktrinin ilkeleri nelerdir ve hangi tarihsel örneklere dayanmaktadır? Anlamaya çalışalım. Bu kitabın 5. bölümünde Vladimir Putin'in belki de kendisi farkına varmadan genel olarak tanınan sütunları büyük Almanlar olarak kabul edilen sözde totalist felsefi gerçeklik algısı geleneğinin bir takipçisi olduğunu belirtmiştik. Hegel, Kant ve Marx ancak Putin'in Doğu Almanya'da uzun süre kaldığı süre boyunca özümsediği bilinçaltı totalizmi, büyük olasılıkla KGB'de hizmet yıllarında edindiği deneyimin bir tezahürü olan aşırı derecede siyasi doktrincilikle karakterize ediliyor. SSCB'nin çöküşüne ve ondan önce SBKP'nin çöküşüne tanık olan Vladimir Putin, bu fenomenlerin iç ve dış nedenlerini iyi bilerek, bir parti olarak yaratıldığı biçimde Birleşik Rusya'nın hiçbir zaman yanılsamasına sahip olmadı bürokratların iktidarı siyasi tekelini daha uzun süre koruyacaktır. Putin'in bu partiye katılmayı kategorik olarak reddetmesinin nedeni budur. Böylece gelecekte Birleşik Rusya hızla otoritesini kaybetmeye başladığında bu partiye üyelik ona büyük itibar maliyetlerine neden olmasın yukarıdakiler ışığında, siyasi analistlerin, Birleşik Rusya liderinin 10 FF'nin yaratılmasına ilişkin, girişiminin aslında favorisinin önceki başarılarının çoğunu aştığı şeklindeki popüler görüşüne katılmak zordur. Hatta bir bakıma egemen demokrasinin bazı temellerini baltalamaktadır. Birincisi, üstünü çizmiyor, çünkü Birleşik Rusya'nın ana kazancı, Putin rejiminin yıllarca siyasi kalesi olabilecek iktidardaki partili ve partisiz halk bloğunu oluşturma teker hakkıdır. Germek İkincisi, aynı egemen demokrasinin temelleri şu anda oluşturuluyor, ilkelerinin Vladislav Surkov tarafından 7 Şubat 2006'da merkez dinleyicilerine yaptığı Fulton konuşmasında, ilan edilmesinden yalnızca yıllar sonra. Parti Çalışmaları ve WFP, Birleşik Rusya, Eğitimi için. Nasi Hareketi'nin ideoloğu Vitali Trofimov Trofimov, bu bir yazım hatası değil, bu ilkeleri daha açık bir şekilde özetledi, her şeyden önce devlet egemenliğinin korunması. Konmer dergisinin siyasi gözlemcisi Dimitri Kamisev, Mayıs 2011'de 10 FF'nin yaratılmasının, Birleşik Rusya'nın tamamen kendi kendine yeten bir parti olarak önceki parti stratejisinin başarısızlığının kamuoyu tarafından tanınmasıyla eşler olduğunu savundu. Tüm Rusların partisi, vatansever devlet adamlarından piyasa liberallerine kadar çok çeşitli ideolojilerin taraftarlarını birleştirecekti. Ne yazık ki, bu açıklama kabul edilemez. Aslında Birleşik Rusya'da hiç yoksa ne tür bir parti stratejisi hakkında konuşabiliriz? Putin'in böyle bir stratejisi vardı ve bu o sırada Birleşik Rusya tarafından ilan edilen kötü şöhretli Putin planı değil. Putin'in gerçek planı ancak şimdi ortaya çıktığı üzere başlangıçta Birleşik Rusya'ya yalnızca taktiksel bir görev verdi. Zaten stratejik öneme sahip olan ikinci aşamanın uygulanması için gerekli bir koşul olarak yönetilen bir demokrasi inşa etmek. Ancak Putin'in planının ikinci aşaması egemen demokrasinin temel siyasi temeli olarak sadece o nefedir. Ve bu iki kavramı karıştırmamalısınız. Yönetilen demokrasi ve egemen demokrasi çünkü birincisi Putin tarafından belirlenen görevi yerine getirmek için siyasi bir teknoloji olarak anlaşılır. İkincisi ise idealleri olan bir devlet sistemi biçimidir. Yukarıda da belirtildiği gibi Putin'in Almanya'nın tarihsel deneyiminde aranması gerektiği anlayışındadır. Aynı zamanda en önemlisi, bildiğiniz gibi iktidar partisi ninfili tekeli koşulları altında Doğu Almanya'da bir halk demokrasisi inşa etme deneyimiyle ilgili değil resmi olarak çok partili bir sistem olan SED vardı ve halk meclisinde 4 parti daha temsil edildi, ne kadarı, 3. Reich'in siyasi deneyimi hakkında. Ama aşağıda daha fazlası. Ayrıca belirtmek gerekir ki, M.S. Gorbaçov ve M.M. Kasyanov, egemen demokrasi, doktrini diyor tarafından da eleştirildi. Beşinci bölümde de belirttiğimiz gibi Putin ile siyasi ve felsefi farklılıkları oldukça temel nitelikte olan medyadır. Rusya Federasyonu birinci Başbakan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Eypert dergisine, 24 Temmuz 2006 tarih ve 28, 522 numaralı, verdiği röportajda, egemenlik ve demokrasi, kavramlarının farklı kavramsal kavramlara ait olduğu görüşünü dile getirdi. Kategoriler ve karşılaştırılamazlar. Demokrasi kelimesine bazı tanımlar eklenirse, bu ağızda garip bir tat bırakıyor bu sonuçta, geleneksel olmayan başka bir demokrasiden bahsettiğimizi gösteriyor, dedi Dimitri Anatolyevik, açıkça ironik bir şekilde faulün eşinde. O zaman Putin bu saldırıya kesinlikle aldırış etmedi. Gururu incinen Surkov'un aksine. Daha sonra Vladislav Yureviç çok yaratıcı bir şekilde telafi edecek. Şimdi ne demek istediğimizi açıklayalım. Daha önce de belirtildiği gibi, Dimitri Medvedev'in 10 Eylül 2009'da liberal çevrimiçi yayın gazetada yayınlanan "İleri Rusya" makalesinin yayınlanması büyük bir siyasi faaliyet artışına neden oldu. Rusya İleri hareketinin yaratılmasını için ilk çağrı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı tarafından ifade edilen, ülkeyi modernize etme fikrine yakın olan herkeste güçlerini birleştirmeyi teklif eden Acust Rusya'dan Rusya Federasyonu Devlet Duması üyesi Gennady Gutkov tarafından seslendirildi. Bu hareket, modernleşmeyi destekleyen bir tür halk cephesi olarak görülüyordu. Ancak Adil Ruslar OOD Rusya ileri. Birleşik Rusya'dan benzer bir hareketin tescili için belgeleri isteyerek kabul eden Rusya Federasyonu, Adalet Bakanlığı'nda, Birleşik Rusya'nın, acüst Rusya liderleri tarafından alenen intihal yapmakla suçlanmasına neden oldu. Sonuç olarak, aynı adı taşıyan tüm Rusya halk hareketi, Rusya, ileri. Nisan 2011'de Birleşik Rusya Sosyal ve Muhafazakar Politika Merkezi'nin CSCP 50'den fazla bölgesel şubesi temelinde Birleşik Genel Konsey Başkanlığı Sekreter Yardımcısı Yuri Shuvalov liderliğinde oluşturuldu. Rusya'da WFP, CSKP'nin koordinatörü. Pek çok siyasi analist bu marka için uzun süreli mücadelenin, her biri modernleşme eğilimini, eğerlemeye çalışan, Putin grubu ile, Medyedev grubu, arasındaki nomenklatura çatışmasının sonucu olduğunu düşünmesi boşuna değil. Ve Medyedev, kendi başımıza ekleyelim, sık sık kendini Surkov tarafından kasıtlı olarak belirlenen rotayı takip etmek zorunda kaldığı bir durumda buldu. Fütürizasyondan modernizasyona ve ölümsüzlüğe. Putin'in durgunluğunun önceki yıllarında bile çeşitli uzman gruplarının ve fütürolojik yönelimli analistlerin faaliyetleri Rusya Federasyonu Devlet Başkanı İdare Başkan Yardımcısı Vladislav Surkov'un adıyla ilişkilendirilmeye başlandı. Genel, bilgili gözlemciler arasında pek sürpriz yaratmadı. Örneğin batıda bu tür sivil toplum yapıları geçen yüzyılın ortalarından itibaren hem devlet düzeyinde hem de büyük ticari şirketler düzeyinde alınan kararlarda önemli bir etkiye sahip olmuştur. Önde gelen fütürologların çalışmaları uzun süredir, türün klasi, haline geldi ve şu anda siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji ve hatta doğa bilimleri alanlarındaki temel bilimsel araştırmalarla birlikte dünyanın dört bir yanındaki birçok üniversitede inceleniyor. Dolayısıyla, böyle bir uzman topluluğunun, Rus fütürologlar arasından, en gelişmiş, kısmı, 1993 beri kendisini, yaşlı filotos olarak adlandıran Alexander Prokhanov tarafından kalıcı olarak düzenlenen, yarın, gazetesinin bir tür kulübü haline geldi kendisini Rus Devlet Gazetesi olarak konumlandıran bu yayın, her zaman yüz bin tirajda çıkıyor ve sayfalarında yalnızca ülkenin önde gelen siyaset bilimcileri ve fütürologlarının çok hacimli analitik materyallerini değil, aynı zamanda en çok dürüst röportajları da yayınlıyor. Anatoly Chubais'ten Vladimir Kıvaçkova kadar Rus siyasetinin skandal figürleri. Aynı zamanda Zavtra gazetesinin tamamen muhalif bir yayın olarak imajı kamuoyunda sürekli olarak şekilleniyor ve televizyondaki neredeyse tüm tartışma programlarının vazgeçilmez bir katılımcısı olan baş editörü mevcut amansız bir rakip. Politik rejim Prokonomun izlediği ideoloji, bizi bir yandan, Rus kozmizmi, nin ideolojik geleneklerine, diğer yandan da teknolozotelik bir ütopya olarak değerlendirilebilecek, beşinci imparatorluk, kavramına dayanmaktadır. C yandan, üçüncü riç mistiklerinin teknokratik doktrinlerine. Çeşitli yazarlar, Zavtra gazetesinin aslında bir, Kremlin projesi, olduğu ve yayın politikasının Vladislav Surkov'un gözetiminde yürütüldüğü fikrini defalarca dile getirdiler. Zaman bunun böyle olduğunu göstermiştir. 16 Eylül 2009'da tüm medya ileri Rusya. Cumhurbaşkanlığı makalesinin açık ve gizli anlamlarını tartışmak için birbiriyle yarışırken ve ayrıca politikacıların ve tanınmış kişilerin bu yayına tepkisini dikkatle izlediğinde, Reya Novosti herkesi şaşırttı. Başlıklı bir mesajla Medyedev bir fütüristin ekonominin gelişimi hakkındaki fikirlerini inceleme talimatı verdi. Kendinize bu metinden kısa bir alıntı yapın. Mesajda, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medyedev, Rus hükümetine, Rus vatandaşı Maxim Kalashnikov'un internette okuduğu ekonominin teknolojik modernizasyonuna ilişkin önerisini dikkate alması talimatını verdi, denildi. Kalashnikov, ulusal bir inovasyon sistemi oluşturma ihtiyacına ilişkin görüşünü ifade ediyor. Başkan altında Ulusal Ekonomi Yüksek İnovasyon Konseyi'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı gelişmiş savunma araştırma projeleri ajansının, DARPA bir benzerinin oluşturulmasını teklif ediyor. Bildiğiniz gibi, belirli bir vatandaş Maksim Kalaşnikov, vatandaş Medvedev'e döndükten sonra, Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu Hükümeti Başkanı Sergey Sobyanin ile yaptığı toplantıda söylediği gibi, federal düzeyde bir dereceye kadar yapılar oluşturuldu veya başka bir şey, fütürist tarafından devlet başkanına verdiği mesajda belirlenen ülkenin kalkınma görevlerine karşılık gelir. İlk olarak, Şubat 2010'da Başbakan Vladimir Putin, 2008 yılında Başbakan Yardımcısı Sergey Ivanov'un başkanlığında oluşturulan ve ilk kez Vladislav Surkov tarafından basına bildirilen Rusya Federasyonu Hükümetindeki Yenilik Komisyonu'na başkanlık etti. Bu görünüşü de A'nın önceliğini vurgulayan Rusya Federasyonu Başkanı altında modernizasyon ve teknolojik geliştirme komisyonunun oluşturulmasına bir yanıttı. Bu konularda medyedir. Cumhurbaşkanı meydan okumayı kabul etti ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2010 yılı sonunda sunulan, 2020'ye kadar Rusya Federasyonu'nun yenilikçi kalkınma stratejisi, ni revizyona gönderdi. Ardından, Mayıs 2011'in başında, Başbakan Vladimir Putin'in girişimiyle, 2012 yılına kadar bir devlet kurumu statüsü alması gereken Stratejik Girişimler Ajansı'nın, ası, oluşturulduğu açıklandı. Kommersant, gazetesi, Stratejik Girişimler Ajansı'nın çoğu departmandaki, yenilikçi, bölümlerin çalışmalarını koordine edeceğini ve bir dizi bilimsel devlet programının ve federal hedefli programların çalışmalarını koordine edeceğini bildirdi. Dahası, böyle bir ajans yaratma fikri, Volgograd'da bir halk cephesi oluşturma önerisiyle konuşan Putin tarafından şahsen dile getirildi. Ve Vladimir Putin'in konuşmasından sadece birkaç gün sonra, Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim, Yüksek Teknolojiler ve Eğitim Dairesi Başkanı Alexander Kulunov, Rus hükümetinin yeni bir büyük uygulama olasılığını tartıştığını söyledi. Ülkede 10 milyar doları aşan bütçeli uluslararası ölçekli uluslararası bilimsel proje pek çok gözlemci, bunu hemen Putin'in ekibinin Medvedev'in inovasyon politikasının markası haline gelen Skolkovo projesine siyasi bir alternatif yaratma girişimi olarak değerlendirdi. Bunu, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Elvira Nabiullina ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Arkadiy Dvorkovic'in yardımcısı arasında halka açık bir, pislik, alışverişi izledi. Peki tüm bu yenilikçi atlı karıncayı başlatan bu vatandaş Maxim Kalashnikov kimdir? Vladimir Kuşerenko, Mavim Kalashnikov, takma adını alan, 1966 doğumlu, kariyerine profesyonel bir gazeteci olarak başlayan, Rusya'da oldukça popüler bir yazar yayıncıdır, Moskova'da köşe yazarı olan Vechaniye'ye Moskova'da muhabir olarak çalıştı. Siringer Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni yardımcısı, Rossiskaya Gazeta'nın köşe yazarı tarafından, Rusya Federasyonu hükümetine akredite edilen Haftalık Ekspres. Ayrıca bir dizi çevrimiçi yayınla işbirliği yaptı. Birçoğu fütürolojik tarzda yazılmış 30'dan fazla kitabın yazarı. Sergey Kuguşev ile işbirliği içinde, 3 cilt halinde yayınlanan büyük ölçekli bir çalışma olan 3. proje yarattı aynı zamanda Neuromirt internet projesinin ortak yazarlarından biridir, kendi blogunu sürdürür ve açık elektronik gazete forumda yayınlar yapar. Moskova Zamanı Buna ek olarak, Kucerenkon Kalashnikov, Anavatan Merkez Konseyi Başkanlığı'nın stratejik geliştirme sekreteri, Sağduyu Partisi ve Rusya'da bir devlet şirketi oluşturma konseptinin yazarıdır sözcüsü, yarın, gazetesi olan yeni bir ideolojik doktrin geliştiren entelektüeller çevresine ait, kendisini başka bir gerçeklikten bir adam ve imparatorluğun bir vatandaşı olarak adlandırıyor. Ancak ideologları arasında Maksim Kalashnikov olan belki de en yüksek profilli proje, Şubat 2011'de oluşturulan Rusya, 2045 Stratejik Halk Hareketi'dir. Rus bilim adamlarının, teorisyenler ve deneyciler, bu hareketinin konsepti, teknolojik tekillik teorisinin varsayımlarına ve Kuzbey'nin üstel ilerleme teorisine dayanıyor. Ünlü Amerikalı mucit ve fütürist Raymond Kurzweil'in tahminine göre, 2045 yılına kadar bir kişi ölümsüz olacak. Zaten NASA ve Google'ın çabalarıyla oluşturulan Singularity Üniversitesi'nden bilim adamları ve San Francisco'daki Amerika Birleşik Devletleri Yapay Zeka Enstitüsü şimdiden bu görevle mücadele ediyor. Ancak Amerikalı meslektaşlarının aksine, Rus bilim adamları daha basit bir yol izlemeye karar verdiler, insan kişiliğinin matrisinin taşıyıcısı olacak yapay zeka yaratmak için zaman ve para harcamak değil, yapay bir insan yaratmak için her türlü çabayı göstermek biyolojik beyni tarafından kontrol edilen keyfi olarak uzun bir süre dayanacaktı. Bu nedenle, teknik özellikleri geliştirme aşamasında olan, Rusya, 2045, bilim ekibinin ana faaliyetleri şunlardır, endüstriyel ölçekte yapay insan organlarının yaratılmasını ve üretilmesi. Hücresel teknolojilerin geliştirilmesi ve, avatar, pilot projesinin uygulanmasının bir parçası olarak, siborgları kontrol etmek için sinirsel arayüzlerin iyileştirilmesi. Biyolojik bedenin sınırlamaları tarafından belirlenen fiziksel ve zihinsel yeteneklerin temel sınırlarını aşmanın, yaşlanmayı ve hatta ölümü ortadan kaldırmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Dünyanın dört bir yanından bilim adamları, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay bir insan vücudunun prototipinin oluşturulmasını sağlayabilecek ayrı teknolojiler geliştiriyorlar. Bu teknolojileri birleştirip çalışan bir sibernetik organizma yaratma niyetini ilk açıklayan ülke, zamanımızın en önemli dünya teknolojik projesinin lideri olacak. Hareketin 22 Şubat 2011'de yayınlanan manifestosunda, bu ülke Rusya olmalı. Aynı gün, S.O.D. Rusya, 2045 katılımcıları, Rusya Federasyonu Başkanı D.A.H'ya açık bir itirazda bulundu. Megadev, ülkenin kalkınması için yaptığı modernleşme sürecini desteklediklerini ve bu tür bilimsel gelişmeler için bir toplumsal düzenin oluşturulması gerektiğini belirtmişlerdir. Bilim adamları, 2045'ten daha geç olmamak üzere, yapay bir vücudun işlevsellik açısından mevcut olanı önemli ölçüde aşmakla kalmayıp, aynı zamanda formun mükemmelliğini de elde edeceğinden ve bir insandan daha kötü görünemeyeceğinden eminler. Biyolojik bedenin tüm kaynakları tükendikten sonra insanlar yeni bir bedende yaşamın devamı ve gelişimi hakkında bağımsız olarak karar vereceklerdir. Yeni bir kişi çok çeşitli fırsatlar elde edecek, aşırı dış koşullara kolayca dayanabilecek, yüksek sıcaklıklar, basınç, radyasyon, oksijen eksikliği vb. Sinirsel bir arayüzün yardımıyla, bir kişi çeşitli şekil ve büyüklükteki birkaç bedeni uzaktan kontrol edebilecek, Rusya, 2045 hareketinin katılımcıları çekici beklentiler çiziyor. Bu hareketin derinliklerinde, Mart 2011'de yeni medya yıldızları başkanı Dimitri Tskov'un girişimiyle, Rusya, 2045 in karşı karşıya olduğu iddialı görevlerin uygulanması için bir program belirleyen ölümsüzlük şirketi kuruldu bu harekete katılan bilim adamlarının geliştirmekte olduğu program gerçekten etkileyici görünüyor ve arka planına karşı Putin planı bir kum havuzunda seçim yapmak gibi görünüyor. Rusya 2045 in stratejik planı nedir? İlk aşama 2015 yılına kadar, bir kişinin sinirsel bir arayüz aracılığıyla düşünce tarafından kontrol edilen eksiksiz bir yapay kopyasını geliştirmek yapay insan vücutlarının seri üretimine başlayın ve 2020 yılına kadar seri ürün olarak pazara sunun. İkinci aşama Biyolojik yaşamın sonunda bir insan beyninin içine nakledilmesine uygun yapay bir vücut oluşturun ve 2021 yılına kadar bu tür bir nakil sürecini çalışın. Bu tür organların seri üretimine geçin ve 2025 yılına kadar toplu beyin nakline başlayın. Üçüncü sahne 2031 yılına kadar insan bilincinin maddi olmayan yapısının tamamen yapay bir bedene aktarılmasını gerçekleştirmek. 2045 yılına kadar herkes için böyle bir prosedür olasılığını sağlayın. KV fikrini uygulayan dördüncü bir aşama da var. Tisiolkovski ışıldayan adam hakkında, yani bir hologram gövdenin tasarımı ve yaratılmasını. Bazı analistlere göre, tüm bu girişimin yazarlarının siyasi hesabı, bulanmış bir şalgam kadar basit. Tüm hastalıklardan, yaşlanmadan kurtulmak ve ölümsüzlük kazanmak için Rusya'da Birleşmiş Bilim Adamlarının 2045 hareketi fantastik projelerini pratik uygulamaya getiriyor ve bunun için uygun çalışma koşullarına ihtiyaçları var. Bunların esası Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Diomediy'dir. Bu nedenle, Dimiti Medvedev'in başkan olarak varlığı, siz sevgili seçmenlerin ölümsüzlüğe kavuşabileceğiniz ana kadar yaşayacağınızın garantisidir. 2045'te Dimiti Medvedev, kötü bir şey olmazsa, 80 yaşına girecek ve ardından çağdaşlarının muazzam minnettarlığını kazanarak emekli olabilecek. Daha doğrusu kendinize uygun bir yapay beden bularak, en sevdiğiniz hobilerinize teslim olarak hayatın tadını sonsuza kadar çıkarabilirsiniz veya bizi sonsuza kadar yönetmeye devam edin. Fantezi mi diyorsun? Uzun zamandır fark edildi ve bizim tarafımızdan fark edilmedi, hiçbir şey gelecek kadar çabuk eskimiyor. Putin'in karargahındaki bu parlak, PR hamlesine nasıl tepki verdiklerini söylemek zor. En azından 16 Mayıs 2011'de Beyaz Saray siyasi stratejistleri oldukça gergin olmalı ve bunun iyi bir nedeni var. Bugün, ünlü Hollywood aktörü ve halk figürü Steven Seagal, Vladimir Putin'e internet üzerinden yayan bir video mesajı yaptı. Amerika'nın en ünlü Budisti, Rusya, 2045 projesinin detaylarını görüşmek üzere başbakanımızı görüşmeye davet etti. Putin'i seçkin bir dünya lideri olarak nitelendiren tan demokrasinin inceliklerini anlamayan Steven Seagal, bu proje çerçevesinde daha fazla işbirliği için umutlarını dile getirdi. Görünüşe göre Kremlin uzun zamandır bu kadar başarılı bir şakadan bu kadar memnun kalmamış. Tüm bu durumun keskinliği, Rusya, 2045 in gelecekteki ideoloğu Mabin Kalashnikov'un, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimiti Medvedev'in şahsına gösterdiği ilgiden cesaret alarak 20 Kasım 2010'da blogunda yayınladığı gerçeğiyle verildi. Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı ve Başbakan'ın yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle liberaller tarafından devrileceğini öngördüğü açık mektup. Dahası, fütürolog Vladimir Putin'in. Hayır, hologram bir bedene geçişi değil, Rusya'ya ebedi sığınma ve milyarder statüsünü sürdürme karşılığında gücün yurtsever güçlere devrini gerçekleştirmesini önerdi. Medvedev'in aksine, kıdemli tan demokrat, fütüroluğa cevap vermedi. Sıradan Ruhbanlık Rus Ortodoks Kilisesi, tüm bu tanrısız seçim girişimlerine nasıl tepki verdi? Ve genel olarak, CHC bu çalkantılı siyasi değişim çağında hangi pozisyonu aldı? Bu soruyu cevaplamak için çok açıklayıcı bir örnek vermek yeterlidir. 9 Mayıs 2011'de Rusya, 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşında Sovyet halkının Nazi Almanyasına karşı kazandığı büyük zaferin 66. yıl dönümünü büyük bir ölçekte kutladı. Bu tatil, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı diyor. Medvedev, Kızıl Meydandaki askeri zafer geçit törenini oturma pozisyonunda aldı, ancak ülkenin silahlı kuvvetleri başkomutanının statüsü bunu hala ayakta yaptığını gösteriyor. Her zaman olduğu gibi bu tatillerde yazılı basının sayfalarında ve çevrimiçi kaynaklarda geçmiş savaşın kendisi ve verdiği dersler hakkında ciddi bir kamuoyu tartışması patlak verdi. Ancak bu kez blogosferin ve kalemin köpek balıklarının odak noktası bu unutulmaz olaylara katılanlardan çok büyük zafer temasını siyasi ve siyasi amaçları için kullanan yaşayan devlet adamları ve diğer kamuya mal olmuş kişiler üzerindeydi. Diğer amaçlar. Bunlar arasında Moskova ve Ol Rus Hazretleri Patrik Kiril de vardı. Özellikle Moskova Patrikhanesi Rus Ortodoks Kilisesi'nin CHC milletvekili, rektörü Vladka Kirille 3 Haziran 2009'da Vladimir İkonu Bayramı gününde bir vazda alenen söylediği sözler hatırlatıldı. Tanrı'nın annesi Moskova Siretenski Manastırı'nda ilahi ayini kutladığında Patrick, müjdeyi okuduktan sonra, diğer şeylerin yanı sıra, birinci hiyerarşinin sözleriyle dinleyicilere hitap etti. İnsanlar derin bir dindar hayat yaşıyorlardı, inanç bu hayatın çeperinde değil, merkezindeydi. İnsanlarımızın çoğu canlı, derin bir kişisel dini deneyime sahipti, yaşamlarında ilahi varlığı deneyimleme deneyimi ve bu nedenle, Allah korkusu güçlüydü ve bir sıkıntı meydana geldiğinde, bu felaketleri siyasi, ekonomik, sosyal veya başka nedenlerle açıklamak hiç kimsenin aklına gelmedi, bundan sonra tarafımızca vurgulanacaktır. Orada bir yerde hata bulmak, uzakta ve bu nedenle, kendilerini Tanrı'nın yargısından koruyormuş gibi, diyorlar ki. Suçlanacak olan biz değiliz, koşulların, tarihin yasalarının ve çok daha fazlasının bir kombinasyonu. Herkesin kendi tarihi yorumuna hakkı vardır ve bilim adamları bunu kendi yöntemleriyle açıklar. Kilise ise insanların tarihsel yollarını manevi olarak görme hakkına sahiptir. Mümin bir kişinin hayatında, anavatanının tarihinde Tanrı'nın elini görme ve bunu anlama hakkı ve fırsatı vardır. Allah'ın cezasıdır. Bazıları şaşkın, son savaş neden bu kadar korkunç ve kanlıydı? Neden bu kadar çok insan öldü? insanların kıyaslanamaz acısı nereden geliyor? Ancak bu askeri felakete, dindar atalarımızın geçmişe ve bugüne baktığı aynı bakış açısıyla bakarsak, o zaman bunun günahın, korkunç günahın mürtedinin bir cezası olduğuna dair kesinlikle açık kanıtlardan nasıl kaçınabiliriz? Füm insanlar, türbeleri ayaklar altına almak, kiliseye, türbelere, inanca küfretmek ve alay etmek için Toplumun inanan kesiminin yok edilmesi, kilisenin yok edilmesi, insanların acı çekmeye, şehitliğe ve itirafa mahkum edilmesi gibi insanların hayatındaki bu kadar korkunç bir olay nasıl kolaylıkla yargılanmadan geçilebilir? Ama bunu korkunç bir ceza yerine maddi refah ve ideolojinin zaferi izleseydi, o zaman aklı başında her mümin istemeden şunu sorardı: Tanrının yargısı nerede? Gerçekten sadece sonsuzlukta mı? Tarihe elini uzatmaz mı? Ancak Tanrı'nın cezası, bir tür despotizm ve zulmün bir tezahürü değildir. Bu, olmadan herhangi bir insan sisteminin çökeceği bir dengenin kurulmasıdır. Anavatanımızın tarihi, belki de başka hiçbir tarihin olmadığı gibi, Tanrı'nın yargısının yalnızca sonsuzlukta değil, tarihte de gerçekleştiğini öğretir. Ve Rab adaletini göstererek insanları cezalandırır. Bazen bu cezalar çok korkunçtur. Sadece bireyler değil, insan toplulukları da cezalandırılıyor ve bu evrensel tufandan son korkunç Dünya Savaşı'na kadar böyleydi. Alıntı sonu. Papazın bu tür sözlerinden sonra hangi sonuç kendini gösteriyor? İlk olarak Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tanrı tarafından onun için 10 milyonlarca can ödeyen Sovyet halkına gönderildiği ortaya çıktı. İkincisi, faşizm tanrının belasıydı ve Führer Adolf Hitler, ona inanmadığı için intikam alan Rabbim bir aracıydı. Eğer öyleyse, o zaman istemeden başka bir soru ortaya çıkıyor, o zaman, o zaman, aslında, Sovyet halkı bu eşitsiz savaşta kimi yendi, Hitler mi yoksa Rab mi? Veya, CHCMP Patri'nin anlayışına göre, bunda bir fark yok mu? Peki, denge kurmak, ne anlama geliyor? ne tür bir dengeden bahsediyoruz? Sergei Lukyanenko'nun saatlerinde olduğu gibi, iyilik ve kötülük, ışık ve karanlık güçlerinin dengesi hakkında mı? Veya 3. Riç, bilim adamlarının eserlerinde olduğu gibi ırksal denge hakkında mı? Elbette, din adamlarından bu açıkça sorulan sorulara açık ve net cevaplar duymak isterim, çünkü bize göre pek çok şey buna bağlı. O arada, Büyük Zafer'in 66. yıl dönümünün kutlandığı günlerde Patrik'in bu sözleri, Hide Parker, Vlad Vasilkov'un blogunda bir makalesinden alıntı yapmasının ardından Hide Park sosyal ağında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Meslektaşım, Teknomad olarak bilinen Live Journal, LJ sosyal ağının en iyi blog yazarı. Bu blog yazarının gönderisi çok hızlı bir şekilde Live Journal reytinginde en popüler gönderi haline geldi ve ziyaretçilerden binlerce yorum aldı. Nedenini anlamak için bu metni kısmen alıntılayacağız. Halkımız Almanya ile savaşı hak etti. CHC'ye çok kötü davrandık. Patrik Kiril böyle diyor. Ancak Hitler, Rus Ortodoks Kilisesi'ne iyi davrandı, Almanya'da Ortodoks Kiliseleri inşa etti. Patrik, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın günahın, tüm halkın mürtedinin korkunç günahının, türbeleri ayaklar altına almanın, kiliseye küfretmenin ve alay etmenin bir cezası olduğunu ilan ediyor. Tanrı, 3. Reich'in birliklerini bize bir sevgi ve öğüt aracı olarak gönderdi. Mürtetlere karşı Haçlı Seferi Ortodoks hiyerarşileri kutsadı. Reich hükümeti bizim tarafımızdan tam onay ve destek bulacaktır. Tanrı, Tanrı'nın düşmanlarına karşı kılıcı kaldıran Alman halkının büyük liderini kutsasın. vb. İşgal altındaki topraklarda Naziler, dileyenlerin Alman halkının Mesih'i seven yetkilileri için ve Almanların hızlı zaferi için dua edebilecekleri Ortodoks kiliseleri açtılar. Skov Ortodoks misyonu rahipleri Alman halkının lideri Adolf Hitler'e zafer bahşedin Tanrım diye haykırdı. Vlasov'un Rus Kurtuluş Ordusu Ortodoks hiyerarşilerinden büyük destek aldı. Bu destek bugüne kadar zayıflamadı. 2009'da Rus Ortodoks Kilisesi'nin dış kanadının liderliği Vlasov'un gerçek bir Rusya vatansever olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ancak savaşta bir dönüm noktası oldu. Aniden tüm Sovyet askerlerinin birdenbire inananlar olduğu ortaya çıktı. Savaşta kafir yoktu ve tek fark, bazılarının nasıl vaftiz edileceğini bilmesi, bazılarının ise bilmemesiydi. Patrik Kiril hem onlar hem de diğerleri tek bir iç çekişle saldırıya geçti. Tanrım, kurtar, yardım et, koru diyor. Ateistler bir anda nasıl mümin oluyorlar diye soruyorsunuz. Evet, çok basit. Böyle bir maneviyat dalgalanmasından sonra, Tanrı öğütlerin kısıtlanabileceğine karar verdi ve bize zaferi verdi. Burada Sovyet ordusunun erdemlerini aramayın, düşman o kadar iyi örgütlenmiş, silahlanmış ve tüm olasılıklarda bizden üstündü ki, zaferimiz bir mucizeden başka türlü algılanamaz. Olayların bu ilginç versiyonu devlet televizyonu tarafından da yayınlanıyor. Rus Ortodoks Kilisesi rahibi Vladimir Petrov, Meslektaşlarını yalan söylememeye teşvik ediyor, savaşı Ortodoksların kazandığı iddiasıyla ilgili sözlerimiz size ne kadar yanlış geliyor. Elbette her Rus askerinin dudaklarında ve kalbinde İsa duası ile savaşa girip, lütfen beni komünist kabul edin, sözleriyle değil, Tanrı bizimle, sözleriyle ölmesi güzel olurdu. Ama o savaşta durum böyle değildi kardeşlerim. Aksine, öyleydi, ama Kızıl Ordu da değil, Naziler arasında faşist standartlarında ve amblemlerinde, Tanrı bizim nedir yazıyordu. Tanklarında ve uçaklarında haçlar vardı. Her şey boşuna. Ve askeri başarılar yalnızca Rus Ortodoks Kilisesi'ne nasıl davrandığımıza bağlı olduğundan, zafer anıtlarının neden kiliselerle değiştirildiği, kilisenin neden bu kadar yüzsüzce askeri tesisler talep ettiği, Saratov Askeri Hastanesi'nin cerrahi binası dahil neden Kaliningrad kaleleri, savaş sonucunda alınan Rus Ortodoks Kilisesi'ne devredilir, bu nedenle kamaz kamyonlarına dayalı askeri saha tapınakları askeri tatbikatlara katılır. Tepki vermemiz ve mümkün olduğunca çabuk tepki vermemiz gerekiyor. Saniti Vakfı aktivistleri, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme talebiyle başsavcı ve Rusya Devlet Başkanı'na başvurdu. Bizi destekle. Alıntı sonu. Bahsi geçen akıl sağlığı fonunun ne olduğu, bu örgütün internet sitesinden derlediğimiz bilgilerden anlaşılmaktadır. Eylül 2010'da, devletin naik temellerini koruma fikriyle birleşen ve jurnaldan birkaç blog yazarı, internetin sanal dünyasından gerçek dünyaya çıkmaya karar verdi. Kendi kendine örgütlenen bu inisiyatif grubunun ilk projesi, Uluslararası Ateist Kampanyası'nın http://www.ateistcampain.ru bölü, bölü, bölü devamıydı. Bununla birlikte, anayasal olarak güvence altına alınan inançlarını özgürce yayma hakkı, madde 28, hem resmi makamlardan hem de iş çevrelerinden yaygın bir muhalefette karşılaştı. Grup, Rusya Anayasa'nın devletin naik statüsünü belirleyen 14. maddesinden alıntılar içeren ticari reklam panoları yerleştirmeyi 20'den fazla ret aldı. Dini sansür olgularıyla doğrudan karşı karşıya kalan grup, laik din anayasal ilkelerini ve kilise ile devletin ayrılığını sürdürmek için insan hakları faaliyetlerine doğrudan ateist görüşleri teşvik etme fikrinden uzaklaşmaya karar verdi. Böylece, Kasım 2010'da, kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir kamu kuruluşu olan Saniti Vakfı doğdu. Bu kamu fonunun zaten sansasyonel projeleri arasında, Ruhban Rusya adı verilen, kilise ve Rusya anayasasında yer alan naik ilkelerin yetkilileri tarafından tüm Rusya'yı kapsayan bir ihlal veri tabanı, oluşturulması yer alıyor. Din karşıtlarının en son yüksek profilli girişimleri arasında, Rusya Federasyonu Başsavcılığa yapılan ve özellikle, basında çıkan haberlerden, özellikle Dengi Dergisi'nden, Konversant Yayınevi, açık bir çağrı yer alıyor, Nov. 14, 821 tarih ve 11 Nisan 2011, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığında Rusya Federasyonu Anayasası'nda, madde 14, yer alan naik devlet ilkelerinin ihlal edildiğinin farkına vardık. Dergiye göre, 57,6 milyon ruble. Her yıl vergi mükelleflerine, 2011 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde tam zamanlı pozisyonları dolduracak olan Ortodoks rahiplerin içeriğine mal olacak. Bu yıl 240 tam zamanlı din adamı, askeri personelin ruhani rehberliğiyle meşgul olacak. Savunma Bakanlığı Başkanı Anatoli Serdyukov, Ordu'daki tam zamanlı rahiplerin maaşının Tugay'ın eğitim çalışmalarından sorumlu milletvekillerininkiyle aynı olacağını, 20 bin rubleden biraz fazla olacağını belirtti. Her ay, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı personel listesinde din adamlarının görünmesinin yanı sıra Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bütçesinden maaş ödenmesinin sanatın ikinci paragrafını ihlal ettiğine inanıyoruz. Rusya Federasyonu anayasanın dini dernekler devletten ayrıdır ve kanun önünde eşittir. Diyen 14. maddesi Teknomat blok yazarının yukarıda alıntılanan gönderisinden zaten anladığınız gibi, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Saratov Askeri Hastanesi'nin binalarından birini ele geçirme girişimiyle ilgili hikaye zaten webde yayınlandı. Yerel psikoposluk fikrini derhal reddettiği ve CHP milletvekilinin bu mülk kompleksine ilişkin iddialarını çürütmek için acele ettiği için bu skandalın alevlenecek zamanı yoktu. Beyaz önlüklerin siyah cübbelere dönüşmesi artık bir tehdit oluşturmuyor gibi görünüyor. Huzey Kafkasya'da yaralanan askerler sakin bir şekilde iyileşebilirler. Medyanın bu konuyu ele alacak vakti yoktu, bir başkası ortaya çıktığında, SSU kasabasının topraklarında bir Ortodoks kilisesinin inşası. NG Çernişevski ve ardından CHC milletvekilinin aynısını dikme girişimi, ancak şimdi Moskova'daki serçe tepelerinde, Moskova Devlet Üniversitesi'nin yanında. M.V. Lomonosov Bu konudaki halk protestoları sadece ilme kazanıyor. Şimdi federal düzeyde başka bir skandal patlak verebilir. Saratov Yüksek Askeri Mühendislik Kimyasal Savunma Okulu'nun tasfiyesinden ve onun yerine Moskova Patrikhanesi Rus Ortodoks Kilisesi'nin bir manastır kompleksi inşa etme girişiminden bahsediyoruz. Kilise ve devlet arasındaki ilişkiler alanındaki dinamik gelişmeleri yakından takip eden siyasi analistler, Dimitri Medvedev'in kendisini oldukça kararsız bir konumda bulduğunu sebepsiz yere fark ediyorlar. Bir yandan 2012 seçimlerinin arifesinde sofistike bir politikacı olarak büyük olasılıkla bu durumu kullanmak için her türlü çabayı gösterecek olan Piskopos Kiril başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi tarafından tercih ediliyor. Kilisenin maddi temelini güçlendirmek için en büyük fayda Buna ek olarak, Vladimir Putin'in eşi Lyudmila Alevandrovna'dan sözlü olarak kilisede boşanması, ardından başını ağrıttı ve Pskov bölgesindeki Senelazar Manastırı'nın başrahibi oldu, en hafif tabirle, ulusal liderin otoritesini güçlendirmeye yardımcı olmadı. Sürü arasında o arada, V.V. Putin'in eşinin 2010 yılı geliri ve mülkü hakkında resmi olarak yayınlanan bilgilerin sadece tire içermesinin nedeni tam da budur. Ve, ve geçen yıl patronunun örneğini çoktan takip etti. Ayrıca boşanmış olan Volodin. Buna ek olarak Moskova Siretenski Manastırı'nın baş rahibi Tikon'un Şevkunov, ruhani akıl hocası Vladimir Putin'in Bizans dersleri ile Yelsin sonrası Rusya'nın ana ortodoks ideoloğu Patrik Kiril rolüne ilişkin sürekli iddiaları profesyonel kıskançlığa neden olamaz. Ancak öte yandan, örneğin Rusya 2045 bilim adamlarının hareketi tarafından sunulan, bundan sonraki tüm yenilikçi çözümlerle birlikte Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan modernleşme kursu kiliseye uymuyor. Piskopos Kiril'in kendisini kararsız bir konuma sokan paradigma. Aksi takdirde kilise açıkça hazır olmadığı varsayımlarının çoğunu kökten revize etmek zorunda kalacak. Ayrıca Medvedev'in yenilikçi politikasının sosyal temeli, kamuoyunda kilise ve devletin birliği ile özdeşleşmiş, kilise dogmatizmine ve siyasi muhafazakarlığa yabancı, ateist bir dünya görüşüne sahip insanlardır. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu şekilde kendini gösteriyor: Putin ve Medvedev, 2012 seçimlerinin sonucu üzerinde anlaşmadan bir araya gelirlerse, kilise tartışmasız bir şekilde Putine yüklenecek ve sürüsünü ona oy vermeye çağıracaktır. Aksi takdirde son 20 yıldır bildiğimizden tamamen farklı bir kilise olacaktır. Ama Putin'in kendisi gerçekten o kadar kiliseli mi? Papazından duyduğu talimatlarla siyasi kararlar alırken ne ölçüde yönlendiriliyor? Duyuyor, sadece dinlemiyor. 3. Romadan 3. Reicha. 23 Mayıs 2009, Susu'nun ana binasının önündeki meydanda. MG havarilere eşit kutsal kardeşler Kiril ve Metodun bronz bir anıtı olan Çernişevski, heykeltıraş Alexander Roznikov tarafından dikildi. Bu anıtın kutlanması ve açılışı, yurt dışından da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin ve kilise liderinin katıldığı Saratov'daki Slav Edebiyatı ve kültürü günlerinin bir parçası olarak birçok gün süren kutlamaların doruk noktasıydı. Bu şehirde bir anıt dikilmesinin tavsiye edilebilirliği konusunda pek çok tartışma vardı. Ancak Slav edebiyatı ve kültürü günlerinin kutlanmasına adanmış çeşitli bilimsel konferanslara ve okumalara katılan filologların ve tarihçilerin neredeyse hiçbiri kutlamanın ana karakterlerinin esası Kiril ve Metodius ne yazık ki, tüm bu Kiril ve Metodi kampanyasını, başlatan Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşileri ve Rusya Federasyonu hükümetinin üst düzey yetkilileri için, bununla ilgili bir dizi önemli konuda Rus ve yabancı bilim adamları arasında hala bir fikir birliği yoktur. Başlık Yani Ortodoks Kilisesi tarafından azizler olarak kanonlaştırılan bu tarihsel karakterler, Kiril ve Metodius, aslında kimdi? Gerçekte sözde Slav yazısının yaratılmasıyla her birinin ne ilgisi vardı? Solun kardeşler nasıl bir yazı ortaya çıkardılar? Kiril öncesi dönemde Rusya'nın yazılı kültürü nasıldı? Yazı dili reformu hangi amaçla gerçekleştirildi? Tam olarak kim ve kimin çıkarına yapıldı? Şaşırtıcı bir şekilde, şu bir gerçektir, Sovyet döneminde, kilisenin yalnızca devletten ayrılmadığı, aynı zamanda bu devlet tarafından sürekli olarak sunum gördüğü zaman, bu düşmanlar, kilise ve devlet arasındaki cirillometodist sorunsalına karşı tutum konusunda. Bu konunun teolojik bileşenini dikkate almazsak, bu konuya resmi bilimsel yaklaşımın ve resmi kilise yaklaşımının pratikte çakışmasının bir sonucu olarak tam bir karşılıklı anlayış vardı hem üniversite bölümünden hem de ilahiyat fakültesinden, aslında, aynı anda aynı tezler geliyordu ve bu da belirli bir ortak resmi doktrin oluşturdu, Kiril ve Metodius, ülkemize yazıyı getiren büyük Slav aydınlatıcılardır, bu sayede, CHC'ye göre. insanlar kutsal yazıları tanımaya başladılar ve Mesih'in inancına dönüştüler ve bu sayede SBKP'ye göre kültürel gelişimin temelleri atıldı ve dağınık eski Rus topraklarını birleştirme süreci bir araya geldi. Marksist deniniz dilbilim teorisine tam olarak uygun olarak yeni, daha yüksek bir üretim ilişkilerine geçmeyi mümkün kılan tek devlet başladı. En ilginç olanı, Sovyet entelektüel ortamında, özellikle beşeri bilimler arasından ulusal vatanseverler çevrelerinde, kril ve metodius, mitotasarımın aynı ürünleri olan başka bir tarihsel tandemin, mari ve engels, bir tür zıttı olarak algılanıyordu. Bir yandan kilise ve devlet arasındaki resmi çatışmanın genel etkisini yalnızca güçlendiren ve diğer yandan Cirillo metodiden sorunuyla ilgili olarak kilise ve devletin doktriner yakınlığını bir kez daha vurgulayan, Solunski kardeşler, gibi el. Bu durum özellikle komünist Bulgaristan'da belirgindi, Todor Zilkov yönetiminde kril ve metodu sonuna yıllık tatil devlet ölçeğinde kutlandı hemen hemen her Bulgar şehrinde kitlesel gösteriler ve büyük ölçekli kültürel etkinlikler düzenlendi. Marksizm Leninizmizmin kurucularının ve George Dimitrov'un portreleri, havarilere eşit azizlerin yüzleriyle ikonlara asıldı. Rahip olan ancak komutan olmayan kril ve Metodun adını taşıyan resmi bir devlet ödülü bile vardı, örneğin Prens Alexander Nevski daha sonra kilise tarafından kanonlaştırıldı ve onuruna SSCB'de ilgili düzen kuruldu. Görünüşe göre, Cirillo-Metodidan sorunlarına devlet ve kilise yaklaşımlarının bu kadar ideolojik yakınlığı, ortak jeopolitik hakimiyet ideolojisine dayanıyordu, bu durumda, Mari ve Engels, hedefi olarak belirlenen komünist enternasyonelin kurucuları olarak hareket ettiler. Proleter devrimin küresel ölçekte uygulanması ve Kiril ve Metodius, Avrasyalılar tarafından Slav-Türk etnik gruplarının tarihsel, uluslararası, olarak anlaşılan panastavizm fikrinin sembolleri rolünde. Ve bu amaçla Türk kökenli göçebe kabileler olan Proto Bulgarların yeniden yerleşim yolunun tamamı boyunca Slavların tarihi yolunu simgeleyen ritüel anıtlar olarak Kril ve Metodu anıtlarının dikilmesi artık bu amaç için değil mi? Volga Bulgaristan'ın uzandığı Samara'da bir anıt duruyor. Karadeniz bölgesine koşan göçebe Proto Bulgarların geçtiği Saratov'da bir anıt duruyor. Sivastopol'da, bu kabilelerin yerleşik doğasının ortaya çıkmaya başladığı Kırım Yarımadası'nda bir anıt duruyor. Tabii ki, Slav dünyasının iki merkezi şehrinde, Kiev ve Moskova'da, solun kardeşlere ait anıtlar var. Ayrıca Moskova'daki Kril ve Metodus anıtı, Saratov'da dikilen anıta benzer iki damla su gibidir bir kez daha bu bronz heykellerin düşük sanatsal değerine tanıklık ediyor, ancak aynı zamanda onların metatopografik muskalar olarak tamamen ritüel, kutsal önemini vurguluyor. Hep kelimeyle, bir tür tisete telirçina. Ancak Sovyet sonrası dönemde, ülkenin üst düzey liderliğinin temsilcilerinin tüm gece ayinlerinde yaşayan, Şamdanlar, gibi davrandı, ancak tam olarak anlamlı bir şekilde, kilise ve devletin resmi birliği düzeyinde değil, daha şaşırtıcı bir metamorfoz gerçekleşti. Kril ve metodun Rusya tarihindeki rolüne ilişkin görüşlerde, daha önce böyle olmayan resmi bilimsel ve dini doktrinler arasında ciddi bir farklılığın olduğu, Kiril ve Metodius meselelerine yönelik kamuya açık olmayan tutum düzeyi, resmi sınırlama ile kilise ve devlet gerçekten de Rabbin yolları anlaşılmazdır. Bu nedenle, Rusya Bilimler Akademisi Rus Tarihi Enstitüsü Müdürü, Bilimler Akademisi'nin ilgili üyesi A.N.N. Irn'in 5 Tarih Bilimleri Doktorunun editörlüğünü yaptığı ve kendisi için eski Rusya tarihi üzerine bir bölüm yazdığı temel çalışmasında, bilimsel memurluğun sözcüsü olan Sakarov, Rusya tarihi, itibaren eski zamanlardan 21. Yüzyılın başlarına kadar, Kiril ve Metodius gibi böylesine, büyük tarihi figürler, yalnızca ayrı bir bölüm değil, küçük bir paragraf bile ayırmadı ve kendisini onlardan yalnızca bir paragrafta bahsetmekte sınırladı. Herhangi bir antik kültürün temeli yazıdır. Rus'ta ne zaman ortaya çıktı? Uzun bir süre mektubun Hristiyanlıkla birlikte kilise kitapları ve dualarla birlikte Rusya'ya geldiğine dair bir görüş vardı. Ancak buna katılmak zor. Rusya'nın Hristiyanlaşmasından çok önce Slav yazısının varlığına dair kanıtlar var. Bizans diplomatı ve Slav eğitimci Kril'in ifadesiyle de kanıtlanıyor. 60'larda Çersonşe'de kaldığı süre boyunca. 9. yüzyıl Slav harfleriyle yazılmış müjde ile tanıştı, birçok bilim adamının icadı. Kril'in kendisine atfettiği glagolitik. Daha sonra Kiril ve kardeşi Metodius, görünüşe göre bir kısmı Doğu, Güney ve Batı Slavları arasında Hristiyanlaşmalarından çok önce var olan Slav yazısının ilkelerine dayanan Slav alfabesinin kurucuları oldular. Ve her şey. Rusya'da iktidardaki siyasi rejimin ideolojisinin temel tarihsel doktrini olarak kabul edilen 1264 sayfalık bu çalışmada Kiril ve Metodius hakkında daha fazla bilgi yok. Cengiz Han'ın çocukluğu ve gençliği sırasında akademisyen Sakarov, küçük bir yazı tipiyle tüm sayfada nominal bir paragraf bile verdi. Kril ve Metodius hakkındaki bu kaba sözlerin aslında buna bir son verdiğinden bahsetmiyoruz ama ortodoks değil. Totaliter rejim yıllarında kiliseye zulüm varken gözlemlenen, tekrarladığım Kril ve Metodius konusundaki kilisenin ve devletin konumlarının ideolojik birliği üzerine ve bu şimdi, kilise ve devletin gösterişli kardeşliğinin herhangi bir görkemli olayda görülebildiği zamandır. Böyle bir paradoksu açıklayan nedir? Kolay bir soru değil. Bu hesapta, aşağıdaki gibi kendi komplo versiyonumuz var. Görünüşe göre, ve, ve, nin gelişinden sonra, 1999'da Putin iktidara geldiğinde, ülkenin yeni siyasi liderliği, çoğu KGBF'nin bağırsaklarından gelen yeni seçkinler olan, Petersburg, on totaliter taleplerini tam olarak karşılayacak kendi ideolojik doktrinini bulmakla meşguldü. Siyaset bilimci Alexander Rahr'ın Putin olarak adlandırdığı şekliyle, Kremlin'deki Alman'ın Alman hayranı, inançları, savaş öncesi Almanya'yı yoksulluktan ve yıkımdan kurtaran nasyonal sosyalizm ideolojisinin seçimini önceden belirledi. Dünyanın güçleri, ama sadece, elbette, çağdaş siyasi gerçeklere ve uluslararası hukukun mevcut sözleşmelerine uyarlanmış, dönüştürülmüş bir biçimde. Rusya'nın Alman tarzı'nın varlığına dair pek çok kanıt var. Oleg Deripaska örneğini kullanarak zaten doğrudan özel mülk sahiplerine talimat veren Putin'in yeni ekonomi politikasının temelini oluşturan Alman devlet kapitalizmi sistemiydi. Hangi ekonomik anlaşmaları imzalamaları gerekiyor ve hangilerini imzalamamaları gerekiyor? teorik temeli kendi kendini yetiştirmiş bir bilim adamı tarafından atılan askeri uzay uygulaması da dahil olmak üzere birçok yenilikçi projenin kanıtladığı gibi, bir zamanlar rafa kaldırılan ve nihayet Putin yönetiminde uygulanmaya başlayan Alman bilimsel ve teknik gelişmeleriydi. Mühendis Viktor Schauberger, 3. Reich'in Tisolkovski'si bir zamanlar, dünyanın en çok okunan ülkesi, olarak kabul edilen bir ülkede, en çok aranan edebiyat ve yayıncılık trendi haline gelen, Vladimir Putin yönetimindeki Nazi Almanyası'nın tarihiydi ve bu, Rusya'daki herhangi bir kitapçının çeşitliliğini açıkça doğruluyor. Böyle 3. Reich'in üst düzey liderlerinin ve komutanlarının çok sayıda yayınlanmış anıları ve günlükleri, bu konudaki özel tarihsel literatürden bahsetmeye bile gerek yok, dünyanın hiçbir yerinde bulamayacaksınız. Rus şehirlerinin sokaklarında ve Birleşik Rusya Parti kongrelerinde yarı resmi nakkaşa hakim olmaya başlayan, geçen yüzyılın 30'lu ve 40'lı yıllarının Alman estetiğiydi ve herhangi bir kültür uzmanının size onaylayacağı gibi ve biz sadece konuşmuyoruz. Zurabti Sereteli'nin büyük güç megalomanisi hakkında, Moskova'daki Mareşal Zukov anıtına veya Saratov'daki Diresten Stolip'in anıtına bakın. Bu nedenle, Rusya'da Putin'in iktidarda olduğu yıllar, köklerini Tule Cemiyeti'nin ezoterik doktrinlerine ve Ahnenerbe'ye, Alman Kadim Cermen Tarihi ve Ataların Mirası Araştırmaları Derneği, 1935'te bu amaçla kurulmuş gizli bir rönesansa tanık oldu. 3. Reich'in devlet aygıtının işleyişine bilimsel ve ideolojik destek sağlamak Sadece Alman okültizminin temeli olan lunoloji çılgınlığı, buna değer. Akademisyen Sakarov'un akademik bir yayında Hristiyanlık öncesi Rusya'nın yazılı anıtlarına işaret ettiğinde büyük olasılıkla aklında tam da eski Slavların runik yazısıydı. Kozmolog ve Alman Nazizm Misti Hans Herbiger'in dünya, ebedi, buz doktrininin sanatsal ve ezoterik bir kopyası olan Vladimir Sorokin'in roman üçlemesi, acı, ün yankılanan başarısından bahsetmiyoruz. Bu nedenle, yazarın bir Rus nazisi olarak kabul edilen arkadaşı Ilya parti müttefiki ve Vayacesta Volodin'in eski arkadaşı olan iş adamı Andrei Palaznin kampanya merkezinde aktif olarak çalışması şaşırtıcı değil. Ve bu türünün tek örneği değil. O arada, Birleşik Rusya Partisi ideolojik bir yapı olarak kurulduğu andan itibaren 3. Reich'in, iktidar partisinin, tarihsel deneyimine dayanıyordu, Eduard Abrosimov'un ifşaatlarından böyle bir sonuç çıkarılabilir. Eski bir siyasi danışman ve devlet duma milletvekili Nikolay Pankov'un medya danışmanı, Vayacesta Volodin'in sağ kolu. NASA Versiya gazetesinin Saratov'daki bölgesel baskısında, 15 Kasım 2010'da yayınlanan makalesinde Abrosimov, 3. Reich'in kolluk sisteminin işleyişi ile Putin Rusyası arasında paralellikler kurmakla kalmıyor, aynı zamanda 2000'de şunu iddia ediyor, Birlik Kongresi'ne ilk hazırlık için, kişisel olarak, Sidapnin parti kurma deneyiminin rehberliğinde, Boris Grizdovic'in yeni siyasi yapının ideolojik ve örgütsel yönergelerini özetleyen tezler yazdı. Vladimir Sorokin'in daha az skandal olmayan diğer romanı Bulu Salo'ya gelince, parti dikteleri koşullarında devlet kapitalizmi, Moskova-Berlin jeopolitik ekseni ve Putin'inkinden çok ama çok daha fazlası, alternatif bir tarihsel biçimde yazılıyor. SSCB Almanya ile barışmış olsaydı, Putin rejiminin ideolojik doktrinine yeni bir tarihsel temel getirmek için, geleneksel tarihçiliğin temeli olan cyrillo sorunsallara eski bilimsel yaklaşım artık uygun değildi. Ve sonra tarihsel ve revizyonist yöndeki bilim adamlarının talep gördüğü ortaya çıktı: V.V. Shadinov, Yude, Petukhov, V.N. Demin, A. Aso ve Slavizm'in arayan köklerinin, medeniyetimize yol açan Hyperbora'nın, Arktida, binlerce kilometre boyunca uzandığı kuzey kutup dairesinin ötesinde olduğunu iddia eden sözde kuzey geleneğinin diğer takipçileri. Bu teorinin kökeninde ve Veda metinlerinin araştırmacısı, Hintli bilim adamı ve halk figürü Bal Gangadhar Tilak, 1856-1920 vardı. Daha sonra Tilak'ın teorisi, ancak, İskandinav ırkı ile ilgili olarak, Hollandalı Alman bilim adamı ve mistik Hermann Wirt, 1885-1981 tarafından, İnsanın İnişi, 1928 adlı kitabında geliştirildi. Kurucularından ve Ahnenerbe'nin ilk başkanı. Superman, medeniyetinin ortaya çıktığı antik çağda Hyperbora Marktidadar Torkotortotop varlığı hakkındaki bu fikir, 3. Reich'in tüm mistik ve ideolojik yapısında baskın hale geldi. Arkeolojik araştırması bu bilimsel hipotezi doğrulamak için tasarlanan Rus paleograf ve Runist Valeri Shadinov, 2002 yılında Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin yardımıyla Tarih Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. Rusya Bilimler Akademisi Başkanlığı altındaki Kültür Tarihi Konseyi'nin Eski Rus Kültürü ve Eski Slav ve Eski Avrasya Uygarlığı Araştırma Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı. Aslında 2000'li yılların başında Rusya'da, geçen yüzyılın 20'li ve 30'lu yıllarında Almanya'da gözlemlenenler gerçekleşmeye başladı. Devlet desteği alan bilimsel topluluklar, keşif gezileri, kazılar Putin'in hiperborean, faaliyeti bilim adamları, benzer ezoterik doktrinler, yeni arkeolojik veriler ve inanılmaz tarihsel keşifler temelinde geliştirilen Alman nazizm ideolojisinin oluşum tarihini çarpıcı bir şekilde andırıyor, dünya hakimiyetine. Vladimir Putin'in yeniden canlandırdığı Rus Coğrafya Derneği'nin himayesinde başlattığı Kuzey Kutbu'na son seferler bile, Almanların Kuzey Kutbu enlemlerine ve Tibet'e yaptığı bilimsel seferleri zihnimizde yansıtıyor. Hiperborlular, A Ek olarak ATT Fomenko, G.V. Nosovski ve öğrencileri, Bulgar Yordan Tabov da dahil olmak üzere, kökeni Isaj Nuton olan ve Sovyet Rusya'da, Nia Morozov'un yanı sıra Memezyon tarikatının gizli tarihi ve astronomik bilgisini Moskova Devlet Üniversitesi Anatoly Fomenko'daki meraklı bir matematik öğrencisine aktaran Posnikov benzer tarihsel konuların ele alınmasına yönelik metodolojik yaklaşımlardaki farklılığa rağmen, bu bilimsel okulların her ikisi de, tarihsel araştırmanın nihai ürününün, hem hiperborlular, hem de yeni kronograflar, ideolojik doktrinine mükemmel bir şekilde uyması gerçeğiyle birleşiyor. Putin'in Rusyası ülkedeki siyasi etkinin merkezi ve Avrupa'nın Aryan ruhunun yeniden canlandığı yer olan Kuzey Palmira bile, St. Petersburg, özel, kutsal bir anlam bahşeder. Bu doğrultuda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı de, A'nın girişiminin gizli amacı. 15 Mayıs 2009 tarih ve 549 sayılı kararnameye imza atan Medyedev, Ari intikam fikirlerinin yeşermesi için verimli bir ortam sağlayan Putin'in revizyonist tarihçilerinin oksijenini kesiyor. Medvedev'in bu girişiminin, Yahudi-Hristiyan doktrininin taşıyıcısı olarak hem hiperborlular, hem de yeni kronograf, protestanlara karşı oldukça düşman olan Rus Ortodoks Kilisesi'nin çıkarlarını gizlediğine şüphe yoktur. Her iki düşünce okulunun da Ruhen Kilise'nin kendisine yakın olan büyük güç şovenizmi fikrini besledi. Putin'in iradesinin zaferi ve kanunun devrilmesi. Artık Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde ne tür bir tarihsel deneyim kullanmaya çalıştığını zaten bildiğinize göre, Faşist Almanya'nın İktidar Partisi, Nisidapnin, Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, ne olduğundan bahsetmenin zamanı geldi. Gibiydi ve şimdi oluşturulan ONF, tüm Rusya Halk Cephesi ile sahip olabileceği ortak şey. Karakter ve yeteneklere bakılmaksızın, sadece parti üyeliğine bağlı olarak pozisyonları tutma şeklindeki yozlaştırıcı parlamento uygulamasına karşı mücadele ediyoruz. Devletin tüm vatandaşları eşit hak ve görevlere sahip olmalıdır. Her vatandaşın faaliyetleri bir bütün olarak toplumun çıkarlarından ayrılmamalı, toplum çerçevesinde ilerlemeli ve bu nedenle kamu yararına yönlendirilmelidir faaliyetleri ortak çıkarlara zarar verenlere karşı acımasız bir savaş talep ediyoruz. Tefeciler, spekülatörler ve B tarafından millete karşı işlenen suçlar, ırk veya inanç ne olursa olsun ölümle cezalandırılmalıdır. Kazanılmamış gelirin ve yüzde köleliğin yok edilmesini talep ediyoruz. Her savaşın bir ulusun gerektirdiği muazzam can ve mal kaybı göz önüne alındığında, savaş sırasında kişisel zenginleşme ulusa karşı bir suç olarak görülmelidir. Bu nedenle, savaş kazançlarına acımasızca el konulmasını talep ediyoruz. Sanayi tirostlerinin millileştirilmesini talep ediyoruz. Büyük ticari işletmelerin kırlarına işçi ve çalışanların katılımını talep ediyoruz. Yaşlılar için emekli maaşlarında önemli bir artış talep ediyoruz. Sağlıklı bir orta sınıfın yaratılmasını ve korunmasını, büyük dükkanların derhal özel mülkiyetten çıkarılmasını ve küçük üreticilere ucuz fiyatlarla kiralanmasını, küçük üreticilerin her yerde devlet düzeyinde kamu desteği alması için en katı muhasebeyi talep ediyoruz. Kamu ihtiyaçları için arazilerin karşılıksız müsaderesine, ipotek faizinin kaldırılmasına ve arazi spekülasyonunun yasaklanmasına ilişkin bir yasanın kabul edilmesini talep ediyoruz. Sıca karşı amansız bir mücadele talep ediyoruz. Suçlular, tefeciler, spekülatörler ve diğerleri için sosyal statü, din veya ulusal aidiyet ne olursa olsun ölüm cezasının getirilmesini talep ediyoruz. Yüksek öğrenim görmek ve önde gelen bir konuma gelmek için her yetenekli ve çalışkan fırsatı sağlamak için devlet tüm halk eğitim sistemimizin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesiyle ilgilenmelidir tüm eğitim kurumlarının programları pratik hayatın gerekliliklerine uygun hale getirilmelidir. Okul, çocuğun bilincinin gelişiminin en başından itibaren, öğrencilere devlet fikrini anlamayı amaçlı olarak öğretmelidir. Yoksul ebeveynlerin özellikle yetenekli çocuklarının, toplumdaki konumları ve meslekleri ne olursa olsun, devlet pahasına eğitim almalarını talep ediyoruz. Devlet, ulusun sağlığını iyileştirmek için tüm çabaları yönlendirmelidir, anneliğin ve çocukluğun korunmasını sağlamalı, çocuk işçiliğini yasaklamalı, zorunlu oyunlar ve fiziksel egzersizler getirerek nüfusun fiziksel durumunu iyileştirmeli ve fiziksel gelişimle ilgili kulüpleri desteklemelidir. Genç insanlar, kasıtlı siyasi yalanlara ve bunların basında yayılmasına karşı açık bir siyasi mücadele talep ediyoruz halkımızı yozlaştıran edebi ve kültürel akımlara karşı tavizsiz mücadelenin ilan edilmesini ve buna yönelik her türlü tedbirin yasaklanmasını talep ediyoruz. Artık her iki Rus'tan birinin bu tür sloganlara kolayca katılacağını kabul edin. Ülkemiz vatandaşlarının çoğunluğunun ana özlemlerini kısa ve öz bir şekilde aktaran basit, doğru sözler. Sadece bu sözler Birleşik Rusya Partisi'nin programından ve hatta Putin'in bütün bir kurun kurmaya karar verdiği tüm Rusya Halk Cephesi programından alınmamıştır. Bu sloganlar ilk olarak Adolf Hitler tarafından 24 Şubat 1920'de ortaklarının Münih Barı, Hofruhaus, da yaptığı bir toplantıda duyuruldu. 1 Nisan 1920'de, 25 madde, adı verilen bu kısa manifesto, Sidapnin resmi programı oldu. 1926'da hükümleri sarsılmaz, ilan edildi ve 1932'de parlamento seçimlerinin sonuçlarının ardından nasyonal sosyalistler iktidara geldi. Böyle bir başarıya ulaşmak için Adolf Hitler, Sidap'ın görüşlerini paylaşan ve birleşik ve güçlü bir Almanya inşa etme fikrini destekleyen en geniş kamu kuruluşlarını, sendikaları ve gençlik derneklerini partisinin bayrağı altında toplamaya karar verdi. Bu sivil toplum kurumlarının çoğu, naziler tarafından hızla yaratıldı. Ulusal lider, Adolf Hitler figürü etrafında toplanan ve iktidar partisi, program hedeflerini paylaşan, Nasyonal Sosyalist Avukatlar Sendikası, Alman İşçiler Rit Sendikası da dahil olmak üzere Almanya'daki en etkili sendikalar ve kamu kuruluşları, Nasyonal Sosyalist Öğretmenler Birliği, Nasyonal Sosyalist Alman Doktorlar Birliği, Nasyonal Sosyalist Alman Teknisyenler Birliği, Alman İşçi Cephesi, Nasyonal Sosyalist Savaş Kurbanlarına Yardım Derneği, Gaziler ve Maluller, Nasyonal Sosyalist Kültür Derneği, İmparatorluk Büyük Aileler Birliği ailenin korunması için Almanya, VB. Bazıları parti bölümleri statüsü aldı, ancak aslında kitlesel kamu kuruluşları olarak siyasi ve eğitimsel işlevler yerine getirdiler. Bunlar arasında Hitler Gençliği, Alman Kızları Birliği, Nasyonal Sosyalist Öğrenci Birliği, Nasyonal Sosyalist Lise Öğretmenleri Birliği, Nasyonal Sosyalist Kadınlar Birliği ve vb. Bu sana bir şey hatırlatmıyor mu? Bu nedenle, bize göre modern Rusya ile Putin'in on yaratılmasıyla ilişkili siyasi durum bağlamında analojiler barizden daha fazlasıdır. Elbette, güçlü bir Almanya'nın refahı adına ulusal lider, etrafında toplanmak istemeyen böyle, kara koyunlar da vardı. Oldukça basit bir şekilde ele alındılar, Sidapnin kuruluşundan önce oluşturulan ve bununla hiçbir ilgisi olmayan kamu kuruluşları. Yeniden adlandırıldı ve ilgili reçe veya iktidar partisi, profil örgütüne tabi tutuldu. Tüm, Sıdap Parti inşası ilkesi, şaşırtıcı bir şekilde, 70 yıl sonra Birleşik Rusya'nın rehberlik edeceği yaklaşımı anımsatıyor. Mevcut, iktidar partisi, gibi, Sıdap de bölgesel ilkeye göre oluşturuldu ve belirgin bir hiyerarşik yapıya sahipti, seçim bölgelerinin parti küratörleri, goleyter, yerel şubeler ve hatta 40 tam tabanda birleşen bloklar 60 haniye. Henüz bilmeyenler için açıklayayım. Nisan 2011'de Birleşik Rusya, amacı her eve özel bir edrokomissar sağlamak olan yönetim evi parti projesini başlattı. Düzeni sağlayacak, konut ve toplumsal hizmetler için tarifeleri yükseltmenin faydalarını sakinlere açıklayacak ve iktidar partisi, nin genel çizgisine tam uygun olarak kamuoyunu şekillendirecek. Acust Rusya'nın basın servisi tarafından alaysız olarak bildirildi. Ev yöneticisinin ideolojik cephenin bir savaşçısı olması anlaşılabilir. Ama işte her yerde bulunan bina yöneticileri tarafından başlatılacak olan kalıcı, boktan, ajitasyon mekanizması, bu kara PR'ye de gerçekten yeni bir kelime. Örneğin, seçim günü solcu seçmenleri, sıkışmış, bir asansörde engelleyen gayretli bir edrokomissar düşünün. Eğlenceli. Ama bu şakada bazı gerçekler var site diyor ki adil. Reu. Ancak, iki siyasi yapının karşılaştırmalı analizine devam edelim. Sidap'taki parti gücü piramidinin tepesinde, neredeyse sınırsız yetkilere sahip olan parti başkanı Adolf Hitler vardı. Ancak, Almanya Başbakanı olarak devlet işleriyle aşırı yüklenen Sıdap Başkanı parti inşasına girmedi, onun yerine bu, parti aygıtını yöneten Führer Yardımcısı Rudolf Hess ve Martin Bormann tarafından yapıldı. Parti genel merkezine başkanlık eden, daha sonra parti şansölyeliğine dönüştü. Katılıyorum, Rusya'daki mevcut siyasi durumla benzerlikler var. Her şeyin Almanya'da nasıl sona erdiği iyi biliniyor. Tüm bunların Rusya'da nasıl sona ereceği henüz belli değil. Putin'in iktidar partisinin sembolü olan kuzey geleneği doktrinini kişileştiren kutup ayısı, batıdan doğuya hareket ederken tasvir ediliyor. Bu arktogay toteminin beraberinde ne gibi akımlar getirdiği artık tamamen anlaşılmıştır. Vladimir Putin'in Zafer Bayramı Arifesinde ve hatta Stalingrad'da Birleşik Rusya siyasi platformunda tüm Rusya halk cephesi oluşturmak için cesur girişimlerini dile getirmesinin nedeni bu değil mi? Nedeni anlaşılabilir, Putin'in girişiminin Alman soyacına dair ipucu vermeye bile cesaret eden herkes, derhal büyük zafere, geçmiş savaşın kahramanlarının anısına ve milyonlarca faşizm kurbanına saygısızlık ve saygısızlıkla suçlanacak. Söylemeye gerek yok, siyasi teknoloji açısından Putin'in taktiksel hamlesi pratikte bir kazan kazan oldu. Ama stratejik boyutta, o arada, 3. Reich'in örgütsel ve siyasi deneyimini, yönetilen demokrasi, raylarına aktarma girişimi çoktan yapıldı. Ve Almanya'nın kendisi, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Ne ile ilgili? Doğu Almanya'da 1989 yılına kadar, iktidar partisi, SED, Almanya Sosyalist Birlik Partisi, iken, SED'in siyasi platformunda yer alan kilit kamu kuruluşları, Demokratik Almanya Ulusal Cephesi, inde birleşti. DAC Halk Meclisi seçimlerinde seçmenlere sunulan, Halk Cephesi, adaylarının tek listesiydi. Bu listeye göre Alman toplumunun ilgili katmanlarını parlamentoda temsil eden kamu kuruluşları olan Hür Alman İşçi Sendikaları Birliği, Almanya Demokratik Kadınlar Birliği, Hür Alman Gençleri Birliği ve Kültür Birliği'nin temsilcileri farklı şekillerde de olsa isimler Hitler döneminde bile Savaş sonrası Doğu Almanya'nın siyasi yapısı ile 3. Reich'in parti modeli arasındaki temel, demokratik, fark, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin resmi olarak hala çok partili bir sisteme sahip olmasıydı, sedye ek olarak, Hristiyan Demokrat Milletvekilleri Sendika, SDU, Doğu Almanya Halk Meclisi'nde, Almanya Liberal Demokrat Partisinde (LDPD), Almanya Ulusal Demokratik Partisinde (NPD) ve Almanya Demokratik Köylü Partisinde (DKPD) temsil edildi. Ancak sistemik muhalefet bu konuda herhangi bir yanılsama beslemesin diye SED'nin yol gösterici rolü Doğu Almanya Anayasasında kutsandı. Rusya'nın siyasi yapısının böyle bir modeli değil mi ve bu en iyi ihtimalle Vladimir Putin tarafından önerilen tüm Rusya halk cephesi, ni yaratma girişimi bize öncülük ediyor mu? En kötü durumda, anladığınız gibi, biraz daha yüksek tartışılan şey olabilir. Bununla birlikte, 10 FF'nin oluşturulmasıyla ilgili siyasi kaygılara ek olarak, hem ulusal liderin, kendisinin hem de iktidar partisinin, kanunu göz ardı etmesinden bahsetmemize izin veren, tamamen yasal nitelikteki bir dizi yön vardır başkanlığında. Tam olarak neden bahsediyoruz? Bunu anlamak için 19 Mayıs 1995 tarih ve 82 FZ sayılı Kamu Dernekleri Hakkında Federal Yasa metnini ortaya çıkarmak yeterlidir. İlk olarak sanat sayesinde bir kamu derneğinin örgütsel ve yasal biçimlerinden biri olarak bir halk hareketi. 9 FZ 82 Üyeliği yoktur. Sadece üye olabilir, üye olamaz. Ve bir avukat olarak Vladimir Putin bu tür, hukukun incelikleriyle, ilgilenmiyorsa, daha sonra 10FF'nin gelecekteki üyelerinin başvurularını kabul eden çeşitli türden molodinler, yasayı sahada ihlal ettikleri için cevap vermek zorunda kalacaklar. İkincisi, Sanat. 17 FZ, 82 şöyle diyor, kamu kurumlarının ve görevlilerinin kamu derneklerinin faaliyetlerine, müdahalesine izin verilmez. Yukarıda bahsedildiği gibi bir halk hareketi, bu durumda 10 EF, bir kamu derneğinin örgütsel ve yasal biçimlerinden biridir. Bu sırada v ve Rusya Federasyonu devlet iktidarının yürütme organı olan Rusya Federasyonu hükümetinin en yüksek yetkilisi olan Putin, sadece faaliyetlere müdahale etmekte kalmıyor, kelimenin tam anlamıyla tüm Rusya halk cephesi, ni de yönetiyor, koordinasyon konseyi, çeşitli talimatlar dağıtır, örneğin. 10 FF'nin genel merkezini oluşturmak ve ONF programını hazırlamak için son tarihler belirler ve Başbakan Vladimir Putin'in bu tür eylemleri Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatının açık bir ihlali değil mi? O halde Rusya Federasyonu Kamu Odası neden sessiz? Rusya Federasyonu Başsavcılığı neden yanıt vermiyor? Ve Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi'nin ilkeli ve bağımsız konumu nerede? Bu soruların cevaplarının şimdiden herkes için açık olduğunu umarız. Ancak şimdi, Rusya Federasyonu Başkanı, ülke anayasasının garantörü olarak herkesin mevcut Rus mevzuatına ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya uymasını istediğinde, 2012 seçimlerinin arifesinde bu tür yasal önemsiz şeyler, ölümcül olabilir. Hem Putin'in kendisi hem de yaratılan, Putin yönetiminde siyasi proje için. En azından Haziran 2011'in başında, ülkenin önde gelen sosyolojik hizmetleri, Rusların ve ve Putin. Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev'in böyle bir karar için fazlasıyla yeterli gerekçeye sahip olacağını düşünüyorum. Olası senaryolar. Siyasi tahmin, tam anlamıyla komplo teorilerinin ötesine geçse de, yine de Aralık 2011'de Devlet Duması Milletvekilleri ve Mart 2012'de Rusya Federasyonu Başkanı seçimleriyle ilgili olayların daha da geliştirilmesi için birkaç seçenek hayal edelim. Olası sonuçları olarak yakın siyasi gelecek için. Bu yüzden. İlk senaryo. Birleşik Rusya fraksiyonunun milletvekillerinin inisiyatifiyle ve gerçekte elbette Vladimir Putin'in yönlendirmesiyle Rusya Federasyonu'nun mevcut seçim mevzuatında yapılacak bir değişiklik taslağı Rusya Federasyonu Devlet Duma'sına sunuldu. Düşünce bu değişiklikler federal düzeyde Rusya Federasyonu Devlet Duma'sına, bölgesel düzeyde Rusya Federasyonu tebaasının devlet gücünün yasama organlarına önceki çoğunluk orantılı seçim sistemine fiili dönüşten oluşacaktır. Federasyon ve yerel öz yönetim düzeyinde LSG'nin temsili organlarına. Birleşik Rusya'nın böyle 180 derecelik bir dönüş yapmasının resmi temeli Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi'nin Çelyabinsk bölgesi, Komutinino köyü sakinlerinin ihlalle ilgili başvurusunu değerlendiren kararı olacaktır. Partizan olmayan vatandaşlar olarak yerel köy meclisine seçilmek için anayasal haklarından ve anayasanın ilgili normlarının yorumlanması konusundaki yasal tutumunu değiştirdi. 4 Aralık 2011'de yapılacak Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin sonuçlarına göre Birleşik Rusya, Putin'in Tüm Rusya Halk Cephesi temsilcilerini geçerek parlamento'nun alt meclisinde anayasal çoğunluğu alacak. Sadece kendi parti listesinde değil, aynı zamanda parti gücü notunun kasıtlı olarak düşük olacağı yerlerde, tek vekalet seçim bölgelerinde. ONF adaylarının sahadaki zaferi için Birleşik Rusya'nın idari kaynağının tüm gücü kullanılacaktır. Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatındaki ikinci değişiklik bloğu, Bakanlar Kurulu'nun oluşum prosedüründe bir değişiklik sağlayacaktır. Yani, Rusya Federasyonu hükümet başkanını aday gösterme hakkı bir siyasi partiye sahip olacaktır. Rusya Federasyonu devlet dumasında nitelikli çoğunluğa sahip olan veya hizip, Aralık 2011 seçimlerinin sonuçlarına göre, bu Birleşik Rusya, ONF fraksiyonu olacak. Zaten parlamentonun alt meclisinin ilk genel kurul toplantısında, cephe askerleri ve ve iyi aday gösterdi. Putin ve devlet duması, ezici bir oyla onu bu kapasitede onaylayacak. Birleşik Rusya Partisi'nin olağanüstü kongresinde Vladimir Putin, yasalara saygılı bir vatandaş olarak Ocak 2012'de tatile çıkacağı bağlantılı olarak Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı görevine aday gösterilecek. Başbakanın geçici görevleri Vyacheslav Volodine'e. VV Nin zaferinden sonra. Putin, Rusya Devlet Başkanı VV Volodin, Rusya Federasyonu Hükümeti Başkanı olarak Devlet Duma'sı tarafından onaylanacak. Putin yönetiminin diğer sosyoekonomik sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenecek olan odur. Bakanlar kurulunun eylemlerinden resmi olarak sorumlu olmayan Putin'in kendisi ulusal lider rolünü oynayarak ve uluslararası siyasette ilgilenerek hükümetin tüm organlarını tam olarak kontrol edecek. Zaten anladığınız gibi bu senaryo Diomediyev'de yalnızca kötü bir oyunda iyi bir surat yapmak zorunda kalacak olan pasif bir gözlemci rolüne sahiptir. İkinci senaryo. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, ülkedeki ekonomik ve idari reformun başarısızlığının tüm sorumluluğunu Rusya Federasyonu hükümetine yüklüyor ve Vladimir Putin de dahil olmak üzere bakanlar kurulunu tam yetkiyle görevden alıyor. Medvedev'in kararlı eylemleri, yalnızca Putin'den ve onun vidaları sıkma ve kolları bükme yöntemlerinden psikolojik olarak bıkmış olan ülkenin seçkinleri tarafından değil, aynı zamanda genel nüfus tarafından da olumlu algılanıyor. Putin boyundurunu, atan görevdeki başkan, zaten bir egemen olarak konumunun efendisi. Dimitri Medvedev'in seçim öncesi notu artıyor, sırasıyla Vladimir Putin düşüyor tüm Rusya halk cephesi, nin yarı politik yapısı, birkaç gün içinde bir kart evi gibi parçalanıyor. Birleşik Rusya'nın antireytingi tüm rekorları kırar. Diğer siyasi partiler ise tam tersine yeniden canlandırılıyor. Eski lideri Sergey Mironov'un Putin karşıtı söylem alanında hızla artan bir popülarite kazandı, Acust Rusya'da gerçek bir rönesans yaşanıyor. Dimitri Medvedev yeni bir bakanlar kurulu kuruyor ve halkın büyük çoğunluğunun onayını alan atamalar yapıyor. Aslında Medvedev'in eylemleri seçim öncesi popülist bir karakter kazanmaya başlıyor, ancak Putin'in durgunluğu, zemininde olumlu bir yenilenme işareti olarak algılanıyorlar. Koltukların çoğunluğunun hala Birleşik Rusya'ya ait olduğu devlet duması, Medvedev'in hükümet başkanı olarak önerdiği adayı onaylamayı reddediyor, Milletvekilleri bir sonraki parlamento seçimlerinin arifesinde olacağını çok iyi bildiklerinden meydan okurcasına davranıyorlar. Devlet duması feshedilemez. 4 Aralık 2011'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçları Birleşik Rusya'yı açık bir yenilgiye uğrattı. Sergey Mironov, Adil Ruslar, Sağcılar, o zamana kadar isimlerini değiştirmiş olan ve Zhirnovitler in desteğiyle Rusya Federasyonu Devlet Dumas'ının başkanı oldu. Duma muhalefeti iki savaşan kamptan oluşuyor, Birleşik Rusya ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi, oylamada istenen sonucu elde ederek onları manipüle etmeyi kolaylaştırıyor. Yukarıda belirtilen Geniş Parti Koalisyonu, D, aday gösterir. Medyedev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı adayı oldu ve bu seçimlerde ezici bir zafer kazandı. Anladığınız gibi bu senaryo dünkü öğrencisine karşı savaşı kaybeden bir tür kaybeden olarak hayal etmesi zor olan Putin'e pasif bir gözlemci rolü veriyor. Üçüncü senaryo. Her iki tan demokrat Vladimir Putin ve Dimitri Medvedev Rusya Devlet Başkanlığı görevi için verilen mücadeleye katılma isteklerini beyan ediyorlar. Putin'in başkanlığı geri alma arzusunda Birleşik Rusya Medyedev, bu sandalyeyi kendisine tutma arzusunda, Putin'den ve Birleşik Rusya'nın egemenliğinden memnun olmayan tüm siyasi güçler tarafından destekleniyor. Aynı zamanda, iktidar partisi tarafından ön yargılı olan uzmanların ve analistlerin artık çok korktuğu şey olan seçkinler arasında hiçbir bölünme olmayacak. Seçkinler, her iki aday içinde beğenip beğenmediklerine göre bölünecek ki bu, seçim yapma zamanı geldiğinde her demokratik toplumda son derece normal bir süreçtir. Her iki seçim merkezinin doğal karşılıklı kontrol mekanizması devreye gireceğinden, adaylardan birinin zaferi için idari kaynağının toplam kullanımı son derece zor olacaktır. Sonunda değerini kazanacak olan seçmenin her oy için bir mücadele olacaktır. İkinci turda küçük bir farkla inatçı ve dürüst bir mücadelede en güçlü olan kazanacak, seçim programıyla Ruslara daha fazla güven uyandıracak olan. Dürüst olmak gerekirse, bu senaryoyu Rusya için en iyisi olarak görüyoruz. Ancak, anladığınız gibi, herkes için oldukça açık olan nedenlerden dolayı uygulanma şansı en düşük olan bu senaryodur. Çok yazık. Böyle bir durum, kötü şöhretli Putin'in dikey iktidar değil, sivil toplumun hayali değil gerçek kurumlarının ortaya çıkmasının temeli olacak tamamen uygulanabilir bir siyasi rekabet modelinin nesnel olarak ülkede ortaya çıkabileceği bir durum, yakın gelecekte görünmeyebilir. Ülke için en az 6 yıl daha kaybedilirse, modern dünya süreçlerinin gelişme hızının gerisinde kalan bu durum ölümcül olabilir ve sonunda devletin çökmesine yol açabilir. Ama bu tamamen farklı bir hikaye. Ücretsiz Royal Ru Elektronik Kitaplığından kitabı indirdiğiniz için teşekkür ederiz. http http://royallib.ru Üst Kitap hakkında bir inceleme bırakın. http http://royallib.ru Üst bölü, bölü, bölü comment bölü osovin alt igor bölü putin alt tire protiv alt tire medvedeva alt tire, alt tire svatka alt tire buldogov alt pod alt tire kovrom .html yazarın tüm kitapları, http 2. üst üste bölü bölü royallib.ro bölü otor bölü osovin alt igor.html